Evet, değerli izleyiciler, hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli dördümüz olmak üzere önemli konulara değinmiş olacağız. Hemen sırasıyla konuklarımı takdim edeyim. Mustafa Alpay, gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Dış ilişkiler üzerine de biraz politikayı konuşmuş olacağız. Yine önemli arkadaşlarımızdan biri, hukukçu kendisi. Özellikle partiler üzerindeki hem oy dağılımıyla birlikte onları değerlendirmiş olacağız. Avukat Yunus Usta Habipoğlu. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, isminizi fazla bilmediğimizden mi kaynaklarının tutulması? Güzel isim ondan. Peki, güzel isimler. Müfit Yüksel, araştırmacı yazar. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyiciler, özellikle hedef 2023. 23 olunca başkanlık sistemiyle bir ilke geçiyoruz. Kısa bir dönemdir aslında, devam ediyor ama riskleri ve sıkıntılarıyla birlikte de mümkün oldukça değinmeye çalışacağız. Ben onun üzerine özellikle Müfit Hocam uzun süredir bir umre seyahati olmuştu. Geldi, Allah kabul etsin. Oradaki bir tabloyu son Arap Yarımadası'nın bize bakışıyla birlikte bir analizinize başvurmak istiyoruz. Ondan sonra da yerli siyasete geçeceğiz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi 1990 başlarında Körfez krizi ve savaş sırasında haritalar değişecek dedi, konuşuluyordu. Hı hı. Hatta bu konuda yabancı yayınlar yapılıyordu. Evet. Daha da ilerisini söyleyeyim. O yabancı yayınların bir kısmını o dönemde 90-91'lerde tercüme edip yayınlamıştım ben bazılarını. Bazı İngilizce makaleleri. Hı hı. Oralarda böyle işte yani Suudi Arabistan vesaire oradaki ülkeler, Körfez ülkelerinin konumu değişecek. Hı hı. Coğrafya değişecek. Haritalar ve sınırlar değişecek diye. Bu tabii bu olunca bu hayal gibi geldi bazı çevrelere falan. Sonra ilk 3-5 sene içerisinde olmayınca bunun olmayacağı hep şey dedi. Çünkü bu coğrafya biraz aceleci bir coğrafya. Batılılar ise 20-30 yıl, 40 yıl sonrası için hep böyle planlar yaparlar. Orada bunun eşiğine gelindi gibi bir durum söz konusu artık orada. Yani işte Suriye'de Arap Baharı ile başlayan, işte Irak'ta Körfez Savaşları ile başlayan parçalanma süreçleri artık Suudi Arabistan vesaire gibi daha başka ülkelere doğru yansıyacak. Kral Fahd'ın ölümünden sonra artık Suudi Arabistan'da refah payı dağıtımı dengeleri bozulmaya başladı. Daralma başladı ekonomide. Çünkü Amerika özellikle Körfez Savaşları'nın finansını Suudi Arabistan'a daha çok yükleyerek bu anlamda sırtına yükler yükledi. Bu yükler artmaya başladı. Petrol fiyatlarının düşmesi vesaire zamanla işte belli şeyler etkilemeye başladı. Bu şu anda çok travmatik bir noktaya doğru gidiyor orada. Vergiler gelmeye başladı Suudi Arabistan'da. Bu daralmada, çünkü Suudi Arabistan'da şöyle bir durum var. 13 milyonu aşkın vatandaş olmayan nüfus var. Özellikle Pakistan yoğunluklu. Pakistan vesaire. 13 milyonu aşkın vesaire. Türkiye'den de var biraz. Şimdi bunların peyderpey kovuyorlar. Ve bunlar çalışan nüfusun neredeyse tamamı artık. Çalışan nüfusunu kovuyor. Bunun orta sınıfından başlayarak ciddi olarak kovuyorlar. Sınır dışı etmeye başladı. Evet, yani evlere baskın yapıyorlar. Bazı evlere böyle zorla giriyorlar. Bakıyorlar ikametinde herhangi bir sorun var mı yok mu veya gitmeye doğru. Onları zorluyorlar ülkeyi terk etmeye. Bunlar aslında aklın sahibi kim? Bu aklın sahibi yeni şeyle birlikte başlayan yönetimle. Yeni yönetimle hızlandı. Hı-hı. Daha önce hazırlıkları yapıldı Abdullah döneminde. Hı-hı. Bu şimdi işte bu Selman döneminde ya da yeni veliaht diyelim tırnak evet. içerisinde. Yeni veliaht döneminde bu üst akıl bunu hızlandırdı. Bu şekilde bu nüfus ciddi olarak ülkeden yani son 1,5-2 senede bir kere 2 milyon kişi çıktı hemen. Çıkarıldı. Bu 10 milyona Peki, kadar çıkabilir. Olumsuz etkileri yok mu Suudi Arabistan'da? Bütün denge bozuldu aslında. Çünkü Suudi Arabistan'da imtiyazlı aşiret mensuplarını bile yani vatandaşlar var. Vatandaşlar içerisinde imtiyazlı aşiretler var. Hı hı. Suudi Arabistan bir aşiretler ve aileler konfederasyonu. Aşiretler konfederasyonu. Adı konmamış konfederasyonu. Aileler konfederasyonu. Hı hı. Konfederasyon ülkesi. Kimse böyle Suud hanedanı her şeye hakim.
Sulh Hanedanı'nın tamamen elinde her şey, hiçbir şey paylaşmamış, yok öyle bir şey. Tamamen paylaşım üzerine kurulu. Sulh Hanedanı içinde de sıçradı zaten çatışma. Geçenlerde işte drone'la şeyin taranması, Kraliyet Sarayı'nın Suudi Arabistan'da Kral Abdullah'ın oğlunun, eski Kral Abdullah'ın oğlunun olduğu ifade ediliyor. Evet, diyor. Şimdi bunlar durulmayacak, sular durulmayacak. Sadece değil, diğer aileler. Çünkü imtiyazlı aşiret mensuplarını işportacılık yapmaya falan zorlayan bir şeye doğru, ekonomik sisteme doğru, daralmaya doğru gidiyor. Refah payı, dağıtım dengeleri bozuldu. Bu dengeler üzerine kurulu bir yapı vardı zaten. Bu toplumsal yapı orada bozuldu. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın şu anda görünen o ki bir kaos ve parçalanma ortamı mukadder. Peki Amerika'nın kaçınılmaz. Burada hem Suudi Arabistan'ın sırtından geçilmesi, öbür yandan da hiçbir şey yapmaması, İran rejiminin bölgede çok etkin olması. Şöyle, buna karşı daha küçük birimler arzu ediliyor. Şimdi burada endişe edilen şu, İran ne olacak? İran bölgede yol alır mı? Yani San'a el koyduğu gibi başka bölgelere el koyabilir mi? Çünkü yani Husiler %10-12 bir nüfusa sahipti. Bu Husiler, Husi Aşiretler Konfederasyonu zaman içerisinde İran'ın etkisiyle Zeydi mezhebini bırakıp 12 imam Şiiliğine geçtiler ve örgütlendiler. Ve bunlar San'a hakim oldu. Başkenti ele geçirdiler. Şimdi burada da böyle bir korku da var. Şimdi şeylerin %10 ve 12, bazıları %15 dese de biraz abartılı sanıyorum. Suudi Arabistan'da Suudi nüfuslu Şii var. Bunlar dışarıdan gelmiş değil. Oranın yerlisi. Yerlisi. Aşiret bunlar, olarak yoğunluğu ne? Çeşitli. Diğer mesela bazı aşiretlerin Sünni kolları var. Şii kolları var. Acvan aşireti gibi. Cubur aşireti gibi. Bunların Irak'ta, hatta şeyde de Urfa'da falan da kolları var. Bu aşiretler. Oralara kadar geliyor. Ubeydiler gibi. Şimdi bu aşiretlerin özellikle Şiiler, Katif vesaire yani petrol bölgelerindeki nüfus önemli oranda nüfus Şiilerden oluşuyor. Evet. Suudi Arabistan'ın en yoğun, petrolün en yoğun olduğu yerlerdeki, Katif bölgesindeki. Özellikle burada böyle bir şey var. Katif bölgesi önemli. İkincisi Medine gibi bazı merkezlerde çok ciddi bir şekilde yoğun. Mesela Medine'de en örgütlü, en güçlü mahalle Şii mahallesi, Avali mahallesi. Bu Şii mahallesi. Bunun karşısında ikinci örgütlü mahalle Ardül Kürdi denen Kürt mahallesi. Orada var mı öyle Kürt yoğunluğu? Ciddi olarak Kürt mahallesi var, evet. Kürt yoğunluğu eskiden beri. Çok eskiden beri Kürtler orada. Hı hı. O Ardül Kürdi, El Ardül Kürdi denilen. Evet, paylaşım yapmıştınız. Ben evet, evet. İzledim biraz. Şimdi dolayısıyla tabii Kürtler Sünni orada. Şimdi burada böyle bir durum var. Ve bu anlamda Hicaz'ın konumu ne olacak? Ama Türkiye'nin de bir politikası yok burada. Türkiye'nin hazırlığı yok. Türkiye evet, yani sadece bir isim, bir şey. Yani popülerite gibi. Geçici dediğimiz. Geçici. Yani bunun dışında Türkiye'nin oraya ilişkin bir hazırlığı. Stratejik bir hamlesi yok Türkiye'nin. Olmadı şu ana kadar. Zaten son dönemlere kadar tek parti sisteminin zihniyetinin devamının verdiği. Ötekileştirilmiş veya bağları koparılmış diyebiliyoruz. Vesaire. Onun verdiği zaten geç kalınmışlık var. Uzun yılların tahribatı. Evet. Ve Suriye'de olan olaylar, Mısır'da olan olaylar Türkiye'nin o anlamda da önünü kesti son yıllarda. Dolayısıyla rejimlerin de burada çok bir katkısı evet, var. Yani. Türkiye'nin böyle bir hazırlığı olmadı. Yani fakat diğer ülkelerin ciddi olarak, mesela Katar'ın ciddi olarak etkisi var. Katar'ın etkisi, şimdi Katar çünkü kurucu ailenin akrabaları, yani Beni Temim'den. Muhammed bin Abdülvahab'ın akrabaları Katar Emir Sülalesi. Aynı aile. Anladım. Dolayısıyla onların peki etkisi var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi etkisi var. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki aşiretlerin önemli bir bölümü Suudi Arabistan'da zaten. Birbirlerinin amca çocukları. Yemen'in ciddi etkisi var. Çünkü Suudi Arabistan'daki nüfusun yarısı kesin Yemenli. En az yarısı. Şimdi dolayısıyla şimdi burada bir şey var. Yabancı ülkelerin zaten o anlamda İngiltere ve Fransa başta olmak üzere. Devlet yönetimleri ve vesaire etkisi var. Onlara bağlı. Ticari olarak Çin'in büyük etkisi var. Çin yani, ele geçirmiş bir ticari alan. Büyük oranda. Made in China.
Şimdi bu eskiden beri zaten böyle bir şey var. Çin'de, son yıllarda yani daha da arttı. Politikada var zaten. Şimdi bu anlamda da böyle bir şey var. Dolayısıyla burada ne olacak? Burada görünen o ki bir parçalanma mukadder. Parçalanmaya doğru gidiyor. Bunu durduramazlar. Böyle bir, hele ki mukim nüfusun, mevalit nüfusun, yani çalışan nüfusun büyük oranda tamamını neredeyse teşkil eden bu nüfusun kovmaya yönelik bu çaba zaten dengeleri bozdu. İçeride de aynı zamanda fakirleşme vesaire olduğu için o anlamda. Düşün, vergi alıyor artık, katma değer vergisi alıyor artık. Şimdi bütün bunlar sıkma, kemer sıkma politikası iyice arttı. Aynı zamanda laikleşmek için de ciddi bir çalışması var. Çalışma var, fakat o çalışmada zaten şöyle, yani o çalışmada buna tepki de gösterilecek. Bir kısım Suudi zengin aileler buna evet diyor. Zengin olanlar. Çoğunluklar karşı. Çoğunluk taraftar değil. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor bu, peki, konuda. Bu, çünkü hemen her şeyi yapamıyorlar. Mesela belli yerlerde baş açık olmayı serbest bıraktılar. Hı hı. Ama Cidde dışında başını açan yok. Cidde de zaten eskiden beri serbestti. Şimdi bu anlamda böyle bir durum var. Şimdi burada bir parçalanma. Hicaz'ın konumu ne olacak? Bu karga böyle bir kargaşa veya kaos ortamında. Bölünmez kaçınılmaz diyorsunuz. Buna karşı da Türkiye'nin de bir ABC dediğimiz bir hazırlığı olması gerekiyor. O yok. O yok. Onu açıkça söylüyorum. Belki, burada hiç yok. Belki. Şimdi onun olması lazımdı. O konuda çok geç kalındı. Ha, eğer böyle bir kargaşa ortamında, hı hı, çok açık söylüyorum, Medine kaçınılmaz olarak, kesin olarak İran'ın eline geçer. İran'ın kontrolüne girer. Sana nasıl kontrole girdiyse Medine kesinlikle İran'ın kontrolüne girer. Allah muhafaza diyelim. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bu temeniyle başlayalım Mustafa Alpay. Müfit Bey'in bahsettiği konuya gelecek olursak, siz tabloyu nasıl görüyorsunuz? Dış ilişkiler anlamındaki bugünkü Suudi Arabistan'ın konumunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya Müfit Hocam'ın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin özellikle Osmanlı'nın oradan çıkmasıyla birlikte, Abdülvahap ailesinin, Suud ailesinin eline geçmesiyle birlikte zaten orada bir çalışma alanının olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani malumun ilanı. Fakat o tarihten bu tarihe kadar bir şey yapılmamış olması bu süreçten sonra yapılmayacak mı acaba, onu tartışmak lazım. Çünkü hatasıyla sevabıyla geride bıraktığımız bir dönem oldu o. Fakat bizim orada olmayışımızın çok büyük tahribatlar ortaya çıkardığını, bir eksikliği ortaya çıkardığını görüyoruz. Yani Müfit Hocam da söyledi. O kadar çok halklardan bahsettiniz ki, o kadar çok ülkeden bahsettiniz ki bir tek Türkiye'yi zikretmedik. Aslında çoğunluğunun Sünni olduğu Türkiye'nin Arabistan coğrafyasında, demeyelim de Mekke, Medine ve kutsal emanetlerin olduğu, hani Müslümanlar için kutsal sayılan beldelere olan düşkünlüğü, Haramen olan düşkünlüğü hepimiz tarafından biliniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu sürece mutlaka müdahil olması, hani bu sürecin kıyısından köşesinden tutması gerekiyor. Fakat Türkiye'nin dış politikada son dönemde gösterdiği atılımla beraber aslında iç meselelerinin de dış konulara odaklanmasının önüne geçtiğini hep beraber tefekkür ediyoruz, izliyoruz. Türkiye halletmek zorunda olduğu çok ciddi iç bunalımlardan geçti. Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz hain darbe girişimi, ondan önce E-Muhtar'ın verilmesi var, efendim 367 krizi var Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde. Türkiye ne yazık ki her 4 senede 5 senede bir vesileyle bir krizin içerisine itiliyor. Aslında salim bir kafayla düşündüğümüzde bu krizin içerisine itilişin de iç dinamiklerden kaynaklanmadığını çok rahat görebiliriz. Çünkü hani bizim halkımız, devletimiz kendi içerisinde böyle bir ayrışmaya, böyle bir iç bunalımlara girmeyi hiç kimse arzu etmez. Şu hangi partiden olursa olsun. Marjinal örgütler dışında da pek de prim vermek olmaz. Evet, yani bunun dış müdahaleyle olduğu açık. Şunu ifade edeceğim Sabri Bey, bizim Suudi Arabistan'da olamayışımız tabii ki Cumhuriyet tarihinden bu yana kadar çok büyük bir sıkıntı yaşattı. Ve Osmanlı'dan kalan emanetlerin... Çok tablo çizdi, evet, yani riskli bir tablo çizdi. Yani tabii Müftü Hocam daha iyi bilir, Osmanlı'dan kalan emanetlerin de, emarelerin de bir silinmeye çalışıldı. Yani Osmanlı izlerin o coğrafyadan, Arap Yarımada bir şekilde çıkartmaya çalışıldığını biliyoruz zaten. İngilizlerin 1930 yılında Türkiye karşıtı bir yasayla, biliyorsun, monarşi, evet, yasasıyla birlikte kraliyete bir bildirgesi var. Bu bildirgede Osmanlı kalıntılarının ortadan kaldırılması veya gelecekte Osmanlı mirası noktasında Türkiye'nin herhangi bir şeyde talep etmemesi adına bütün tedbirlerin alındığını da unutmayalım.
bilmiyorum. Yani, yani onu söyleyelim ama. Şunu da ihmal etmeyelim. Birleşik... Hayır, zaten Türkiye de onu ilan etti. Benim alakam yok dedi. Yok zaten. Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bana yeter dedi. Ya, o ayrı bir dönem zaten. Yani o hocam, onu zaten. Şu anda tartış... Yani o, siz o konuda haklısınız ama geçmişi tartışmanın hani tarihimizi bilmeliyiz ama şu anda Türkiye'nin... Onun bak o çok uzun devam etti. 90'lı yıllara kadar ben devam etti. Ben size katılıyorum hocam ama şu anda Türkiye'nin... O kadar uzun devam etti ki her şey de geç kalınıldı. Hocam size katılıyorum ama şu anda Türkiye'nin bir şekilde müdahale etmesi gerektiğini savunuyorum ben. Yani dış politikada bizim Suriye meselesine eldiğimiz kadar tabii hızlı bir şekilde biz orada yol almak mecburiyetindeyiz. Çünkü hani siz daha iyi bilirsiniz ama bütün dünyaya baktığınız zaman hani ben Malezya'yı ve o Pasifik coğrafyasındaki Müslümanları da ziyaret ettim. Hani oradaki insanların Türkiye'ye bakış açısı hakikaten bizde uzun yıllar hilafet... Popülerite dedim. Ya popülerite ama uzun yıllar hilafetin getirdiği bir sempati de var hocam aslında. Yani. Dolayısıyla bunun kaybedilmemesi lazım. Bir, ikincisi burada şunu görüyoruz. Demek ki Arap Yarımadası'nın dışarısında kalan bütün Müslümanlar Afrika coğrafyasında bunun içerisinde alabiliriz. Türkiye'den bir aksiyon bekliyorlar. Nasıl bir aksiyon bekliyorlar? Müslümanları yeniden birleştirmesi, hani fikri anlamda birleştirmesi, bu günümüzdeki seküler devlet anlayışıyla, ulus devlet anlayışıyla tabii ki mümkün değil. Ama dünya ayrıca şeye de gidiyor yani. Bir ulus devletten ayrıldı bir dönem. Globalizme geçti ama. Türkiye'yi gördüklerine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Arap Yarımadası'nın dışında, yani hocam da ifade etti ama ben Birleşik Arap Emirlikleri, işte İran ve o Arap türevi ülkelerin olduğu coğrafyanın dışında Türkiye'ye çok büyük bir sempati olduğunu kendi gözlerimle şahit oldum. Yani ben Banda Aceh'e gittim. Dünyanın öbür ucu. Orada bir de Türk'üm dediğim zaman inanılmaz bir sempati ki yaşadığım diğer şeyler de var. Hani Filipinlere gidip oradaki Müslümanlara bir şekilde yardım ulaştırmak için giden arkadaşlarımın anlattığı hadiseler var. Şimdi anlatmanın şeyi yok. İnsanlar gözyaşlarıyla yani bu dinliyoruz. Bunlar hikayedir yani anlatılanlar. Tabii ya bu sevginin temel kaynağını şöyle arz etmek istiyorum ben. Bu uzun yıllar hilafetin bizde kalması ve şeyin Türklerin yani Osmanlı'nın bütün Müslümanlara, mazlum Müslümanlara hamilik yapmasıyla alakalı bir durum. Hani bu karşılıksız bir sevgi değil. Bu Türkiye'nin yani Osmanlı'nın, şimdiki Türkiye'nin onlara vermiş olduğu sevginin, saygının, hamilik göstermesinin bir tezahürü olarak karşımıza çıkıyor. Ben şunu arz etmek istiyorum. Uzun yıllar bunu yapamadık Müfit Hocam'ın dediği gibi bu çok büyük eksiklik kaldı. Aslında bizi de belki de bu çok ciddi bir projeydi. Proje olduğuna deniyorum. Çünkü bizimle Arap coğrafyasının ve diğer mazlum Müslümanların arasında bir set çekildi. Görünmez bir perde çekildi. Dolayısıyla o muhabbet bağı uzun yıllar süremedi. Gözle görülür zaten onu görüyoruz, okuyoruz. Ciddi bir set çalışması var. Uzun yıllar. Peki, ama buna bir şey daha var. Türkiye işte hani Sünni deniyor vesaire oralarla ilgilenmesi. O topluluklarla ilgili, Türkiye'nin o topluluklarla ciddi olarak ilgilenmesi için dini altyapısında olması lazım. Türkiye'deki dini altyapı çözülmüş vaziyette. Selefiliğe baktığınız zaman o selefilik noktasındaki yayılmacı politikasıyla Türkiye'nin Sünni eksenli politikası birbirine zıt düşüyor zaten. Zıt düşüyor da Türkiye Sünniliği o anlamda koruyacak bir dini altyapı müesseseye sahip değil. Yok hocam, bir şöyle... Türkiye Başkanı burada yeterlilik noktası... Hayır asla, ne Diyanet değil. Teşkilatı bu konuda en yetersiz kurum. Burada evet. Türkiye'de teşkilatıyla bakın diyorum. Diyanet İşleri Teşkilatı mevzuatıyla mevzuatıyla ve kanunlarıyla yetersiz. Hocam, mevzuat ve kanun engeli var. Yani bu kadar söylüyorum. Anayasa engeli var. Evet. Anayasa engelleri kaldırılmadıkça Türkiye'de tekke ve zaviyeler kanunu gibi, tevhid tesisat kanunu gibi engeller kaldırılmadıkça Türkiye dini alanda İslam aleminin diğer yerlerine etkili olamaz. Böyle bir şansı yok. Hocam, Türkiye'nin şansı olabilmesi için Arapça sorunu olmayan din adamlarının olması lazım. Türkiye'de Arapça sorunu bile açılmamış. İran'ın öyle bir sorunu yok. Başka ülkelerin öyle bir sorunu yok. Ayak bağları yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dinde seküler bir hakimiyet mi var? Hayır, bu dayatılmış zamanda devam ediyor. Silsile yoluyla devam ya ediyor. 3 senedir, 5 senedir düzelecek bir şey değil. 100 yıllık bir travma var. Bunu şurada görebiliriz. Şimdi yani 100 yıllık bir travma var. Diyanet Teşkilatı buna göre teşkilat. Diyanet Teşkilatı'nın Türkiye dışında İslam aleminde etki edebilme şansı yok. Böyle bir şansı yok. Peki o zaman AK Parti'nin politikalarına gelecek olursak. AK Parti ile ilişkili değil. Hayır. AK Parti'nin yaptığı politikalar, bölgedeki barış yani, veya teisi veya Müslümanlar. Onlar siyasi teker. Faaliyetler. Tamam. Bu kutbeler bile son dönemde düzeldi yani. Yerine getiremiyor, doğru mu? Getirebilecek imkanı yok, yok adamcağızın. Şimdi onu sana? Yani Diyanet'in böyle bir mevzuat imkanı yok. Anladım. Mevzuat içinde, nizamnameler içinde boğulmuş bir teşkilat. Peki. En basit bir şey yani, camilerini bile işlevsel hale getirememiş bir teşkilat. Camileri bile, Türkiye'de camiler bile işlevsel değil.
Şunu açık söylüyorum. Şimdi hani bu konuda çok ciddi bir sorun var. Din adamı yetişmiyor Türkiye'de. Sağlıklı yurt dışında çalışabilecek, sağlık yurt dışında etki edebilecek iki tane din adamı yok Türkiye'nin. Peki bu yani böyle bir şey yok. Din alimi yok. Din alimi yok. Şunu söylüyorum. Türkiye'de din alimi yok. İslam ülkelerinde etkili olacak. Peki, ya, bu kadar açık konuşuyor. Ya hocam dediğine ben de katılıyorum. Diyanet noktasında buradan 10 sene öncesine kadar falan hani cuma hutbelerinde biz hiç alakasız şeylerin kerametlerini dinliyorduk. Daha cuma hutbeleri bile yeni yeni düzelmeye ve ehli sünnet çizgisine gelmeye başladı. Daha yeni yeni. Fakat Müfit hocamın şöyle söylediğine şöyle bir bakış açısıyla bakmak isterim. Hani tabii kendisi benden büyük, daha tecrübeli ama benim de böyle bir fikrim var. Türkiye'de özellikle Doğu bölgesindeki tarikatların özellikle Nakşibendi'nin etkisiyle Ehl-i Sünnet'in çok ciddi anlamda muhafaza edildiğini ve günümüze aktarıldığını ve diğer coğrafyalara da hocamın bahsettiği, arzu ettiği düzeyde olmasa da etki ettiğini gene gittiğimde ben görmüştüm. Hayır bak o konuda... O ayrı. O devletin konuda, olmadığına katılıyorum Müslü hocam. Devletin değil de sadece de. Bak şunu söylüyorum. Türkiye'de 90 yıllık travmalarda, 100 yıllık travmalarda dini hayat oradan taşındı. Evet oradan bugün... Fakat bu görülmüyor şu anda. Burada bugün de muhafaza ediliyor. Ona bak çok açık söylüyorum. Özellikle Mevlana Halid-i Bağdadi gibi. Evet. Kilit şahsiyetler. Bediüzzaman gibi, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi veya başkası gibi. Muhammed Diyahuddin var son dönemde Kurtuluş Savaşı'na katılan, kolunu kaybeden. Ya şimdi o biliyoruz biz. Şey benim rahmetli annemin amcası. Şimdi şunu açık söylüyorum. Yani oradan gelen o şeyi besledi. Fakat bugün onlar itibarsızlaştırılıyor. Evet hocam ona işte gelecek. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kanat itibarsızlaştırma programı yapıyor. Mevlana Halid'e yönelik ve o şahsiyetlere yönelik. Bunu açık söylüyorum ben. Politik olarak bize dönüyor. Bu yani bu şey değil. Çünkü din hayatı onlar taşıdı. Bunu 15 Temmuz'dan sonra da burada yaptığımız programda konuşmuştuk Sabri Bey'le birlikte. Bu FETÖ dönem örgütün Türkiye'de en büyük zarar verdiği hemen 15 Temmuz'un arkasında biz bunu gördük. Çok sistematik bir şekilde Kur'an Müslümanları denilen bu İslamoğlu tayfasının falan çıkıp şeye karşı bu ülkenin manevi dinamiklerini taşınan efendim mayaları yüzyıllardır yoğrulan ve seceresi silsilesi belli bir şekilde günümüz gelen bu kanaat önderlerinin itibarsızlaştırmaya çalışıldığını gördük. Özellikle bu Ehl-i Sünnet'e ve Türkiye'deki halk tarikatları yönelik ciddi saldırıların olduğunu gördük. O programda da hatırlarsınız konuşmuştuk. Ben şöyle bir söz kullanmıştım, şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Türkiye'de 100 yıldır din konusundaki nakıslığı gidermeye yönelik çalışmalar yapan ve 100 yıllardır efendim kökleriyle, mayasıyla, Ehl-i Sünnet'le yoğrulan ve bu topluma ışık tutan, aslında dünyaya ışık tutan büyük kanaat önderlerini yetiştiren bu tarikati Aliye ocaklarına karşı yapılan saldırı aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılmıştır. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve diğer Müslümanları ayakta tutan, motive eden şey nedir? Sevgili Peygamberimizdir. Bizi bir arada tutan onun üzerinden. Dolayısıyla sevgili Peygamberimizin sünneti üzerine kurulmuş bu tarikatları ve 15 Temmuz'da ve daha öncesinde devletine karşılıksız bir şekilde destek vermiş bu insanları ketmetmek, efendim çeşitli algı operasyonlarıyla bu mübarekleri, cemaatleri zan altında bırakmak aslında Türkiye devletine karşı yapılmış bir sabotaj olarak görüyorum ben bunu. Ve bu Erdoğan'ı aslında bir nevi tepeden baktığımız yani büyük resmi gördüğümüzde Erdoğan'ı itibar yalnız bırakma çalışmasıydı. Ben bunu gazetemde ilk köşede de yazdım. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımıza karşılıksız destek veren, seven, devletin ayağına böyle zerre miskal taş gelmesini istemeyen bu insanlara karşı yapılan bu operasyonun, bu algı operasyonunun temel şeyinin karşılığı budur yani. Peki. Devleti hedef almak, Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak. Dediğim gibi tekrar bir cümleye daha ifade edeyim. Karşılıksız bir şekilde sokağa çıktı bu insanlar. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür o gün. Bu insanları FETÖ'yle aynı kefeye koymak en hafif tabirle ahmaklıktır yani. Evet. Bu ahmaklığın yapılmaması lazım. Bu çünkü hem devletimize hem de toplumun manevi dinamiklerine çok büyük zarar veriyor. Sapla samanı karıştırmamak, hat ile bakılı karıştırmamak lazım. Ama birilerinin işine geliyor ki fazla bizi... Elbette, elbette. Bunları itibarsızlaştırarak Türkiye'de dini zeminin özellikle Ehl-i Sünnet'i tamamen tasfiye ediyor. Ben bu noktada Müfit Hocam'a son derece katılıyorum. Çok yani Ehl-i Sünnet'in ana omurgası eşarilik ve maturidiliktir. Evet. Hatta eşarilik ve maturidiliği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bayraktar Bayraklı Hoca ile de bu konuyu
tartışmışsınız. Yani birçok şeyler. Bu konuda Ehl-i Sünnet'in ana omurgasının korunması şarttır bu ülke. Kesinlikle. Peki. O da bu ülkede bu dediğimiz tarikatlar vasıtasıyla koruluyor. Dediği gibi hocamın bu Nakşibendilik bunun ana direği damarıdır. Yani ana bölgesi de en önemli şey kaynaklarından biri. Bir cümle daha kurmak istiyorum Sabri Bey. Atık yine Müfit Hocam da hatırlar, Yunus Bey de hatırlar, siz de hatırlarsınız. 15 Temmuz'un hemen sonrasında bu Kur'an Müslümanları denilen ve Ehl-i Sünnet'e karşı, sevgili Peygamberimizin sünnetine karşı çok büyük tahribat içerisine giren insanların Türkiye'deki kelli felli televizyonlarda program yaptıklarını ve bunlara imkanlar açıldıklarını gördük. Ve hemen o zaman da yine sizin kanalınızda burada bunlara karşı biz reddiye vermiştik. Şu anda bu insanların fazla yol bulamadığını görüyorum, seviniyorum. Ben anlıyorum ki devletimiz de aslında gerçeğin farkına vardı. Devletin ama gecikmiş veya birçok planı var ki tekrar devreye alması gerekir. Evet. Avukat Yunus Usta Habipoğlu, Yunus Bey sizin hem Suudi Arabistan hem de bu Türkiye'de aynı zamanda bir hafız yönünüz de var. Az çok onu da bilelim, izleyicilerimizden de paylaşalım. Yani hukukçu olunca, modern olunca sanki hafız olunmuyormuş gibi bir algı da var. Cumhuriyet'in çocukları olmak böyle bir şey. İşte hepsini bir karma yaptığınızda sıkıntısını yaşıyoruz. Peki, Suudi Arabistan'da olan olaylarla birlikte bugün Türkiye'de dini anlamda ve alanda yetersiz olan bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da konuştu Sayın Müfit Hocam. Ne diyorsunuz? Şimdi iki üstad da çok derin konulara daldılar. Harikulade hususlardan bahsettiler. Esasen sizin sorunuz bütün Türkiye'deki hakikati, Müfit Hocam'ın ifade etmiş olduğu Diyanet'in yetersizliği, Türkiye'deki dine bakışı resmediyor. O da şu, hafız dediniz, ben korsan okumak zorunda kaldım yani bu ülkede. Kur'an'ı korsan öğrenmek zorunda kaldım. Yani düşünün, medrese dediğimiz esasen ikide bir dönemin, bugün çok şükür öyle bir sıkıntı yok. Elhamdülillah. Çok... Dönemin devlet... büyüklerinin politikası değil, zorlamasıyla bir şekilde engellenen yerlerde biz okuduk. Dolayısıyla ben kendim dinimin en temel değer yargısı olan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi medreselerde korsan bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayım. Müfit Hocam'ın teorisinin ne kadar doğru olduğunu esasen canlı olarak ifade ediyordum. Suudi Arabistan meselesine gelince ona dair çok bir şey söylemiyorum. Fakat bir kutsalımın olduğu bir yerdir. İnanan bir insan olarak Seyyidina Hazreti Peygamber'in, diğer ona tabi olanların ve tabii ki kıblemizin, Kabe'nin orada olması bizim için Suudi Arabistan vazgeçilmez bir hakikat, bir gerçektir. 15 Temmuz'dan bahsetti Üstad. 15 Temmuz gecesi tankların önüne bedenlerini siper eden o özgür ruhlu gençler bir gün eğer Suudi Arabistan'ın o kutsal değerleri mevzu bahis olursa bu ülkenin o gençleri oradaki tankların da oradaki Amerika'nın varsa başka toplarının da önüne bedenlerini siper ederler. Bundan da zararımız kal, şüphe etmiyoruz. İran dünyadaki çıkarını korumak adına elbette düşüncesini yayacaktır, yaymaya çalışacaktır. Bugün Yemen aynı şeyi yapıyor. Suudi Arabistan'a da el atar mı? Atar. Çünkü onlar da bir şekilde İslam'ın başka bir düşünce biçimiyle hizmet ediyorlardır. Fakat Sünni Müslümanların, özellikle Hazreti Peygamber'in yolunda giden Müslümanların bu açıdan dikkatli olması gerekir. Bu AK Parti hükümetiyle Üstad ifade etti, birçok siyasi politik hamlelerde bulunuldu. Özellikle Orta Doğu coğrafyasında. Yeni yeni Türkiye'nin tanınmasına vesile olabilecek birçok politikalar yürütüldü orada. Ama esas olan Türkiye'nin din noktasında özellikle İslam dünyasında bir esamesinin okunmaması sıkıntısı vardı. Kaç tane dediğiniz gibi hafız yetiştirdiniz? Biz sadece hafızları Kur'an okuma birincisi olarak gönderiyorduk orada. Bu şekilde sesimiz güzeldir diye bu ülkenin çocukları. Orada birinci olabiliyorduk. Ama söz yerimi bir alim yetiştirme noktasında ciddi sıkıntılarımız vardı. Bir ifadeden bahsetti. Yine Müfit Hoca'nın üzerinden gidelim. Dedi ki bu ülkede özellikle alimleri farklılaştıran, ötekileştiren bir ideolojik yapı varsa sıkıntı yaşarsınız. Bir, basit bir şeyden bahsedeyim. Bu ülkede Şeyh Said ile Said-i Nursi birbirine karıştıran ve maalesef bugün politikada üst konumda olan çok ciddi kişiler tanıyorum. Anayasa profesörlerine kadar. Bana kalırsa ikisi de bu ülkenin çok büyük değeridir. Yani gerek Şeyh Said
Bereysel Ebediyzaman Said Nursi. Her biri de farklı değerdir. Her biri de birer yıldızdır. Ama bunları tanımadan, bunları bilmeden birbirine karıştıran bir ideolojik yapının olduğu bir ülkede maalesef ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Ama biz umutluyuz. Özellikle Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler noktasındaki ilerlemesi hususunda, gerekse de dini değerlerini insanların yaşama noktasındaki meselelerin ortadan kaldırılmış olması. Bak, bir örnek verdim, çok fazla değil. Yani 1990'lı yıllarda medresede gizli gizli Kur'an okumak zorunda olan biriydim. Bugün gelinen noktada çok şükür birçok yerde Kur'an kursları, birçok yerde insanlar kendi çocuklarına Kur'an öğretebilecek. Birçok bakımlar vardır. Bu konuda temel eğitim veriyor. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeterliliği noktasına gelelim. Fethullah Gülen'in sebebi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Yani bu çok açık söyleyeyim yani. Neden? Bugün dünyanın birçok yerine elinde Kur'an'la gidip güya İslam'ı anlatmaya çalışan bir haydut. Diyanet İşleri neredeydi? Ben seküler devlet yapısının sıkıntısı olarak bunu görüyorum. Yani dini tekileştiren bir yapı. Maalesef böyle haydutların çıkıp dünyada İslam'ı tanıtma gibi bir misyon belirlerler kendilerine, ama çok sonradan anlıyoruz ki İslam'ı anlatmadıkları hakikatinde. Türkiye'nin uluslararası faaliyet yapan dini kurumu yok. Yok. Şimdi bakın, Medahile denilen bir grup var. Abdullah Medhali'nin kurduğu. Suudi Arabistan'da Katı Vahabi bir grup. Çeşitli ülkelerde camilere sızıyorlar, camileri ele geçiriyorlar. Özellikle Balkanlara da son zamanlarda sızmaya başladılar. Şimdi bu Medahileler Libya'da, şurada, burada, Kuzey Afrika'da, her yerde vardır, ele geçirmiş durumdalar. Geçen işte Mescid-i Aksa'daydım. Medahileden biri çıktı, daha sonra nutuk çekiyor millete. Şimdi bunlar önemli şeyler ve etkili oluyorlar. Bunun arkasında ciddi bir şey var mı? Ne derler buna? İsparat mı denir? Hayır, Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da. Ama Suudi Arabistan'da yöneten veya kullanan bir odak yok mu? Hayır, var, ama işte Türkiye'nin böyle bir şeyi harekete geçirebileceği böyle bir potansiyeli yok. Böyle bir adamları yok. Dil bilmiyor. Vardı, onlar da FETÖ'cüydü. Ve yani öyleydi, bir dil bilmiyor, lisan bilmiyor. Yetişmiş adam noktasında ciddi sıkıntı. Arapçaya karşı düşmanlık besleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Arapça yani. Yok ya bir kere. Yani. Bir medeniyet... Lisanı bilmiyor ki dini ilimlere girebilsin. Bir medeniyet... Yani bugün Avrupa'nın cebirden bir şey anlamadığı dönemlerde Araplar, Arapça cebir icat edilmiştir, cebir bulunmuştur. Astronomi ilminde çığır açmışlardır, tıpta çığır açmış olan bir dili bir zaman gelmesini yasaklamasını, sonra da alim yetiştirmeyi bekliyorsun. Şimdi düşünün, yani bir Ortodoks papazı düşünün, Yunanca bilmiyor. Ne yaparlar? Kovarlar o adamı. Ya da Latince bilmeyen Katolik papazı, evet, ne yaparlar? Konu belki değişir ama bir Rus Ortodoks bugün ruhani liderlik Bartolomos'un yerine oynadığı için Rumlar Ortodoks'a kabul etmiyor, Rumca bilmediği için özellikle de böyle. Ha, mesela var. Şimdi burada bir şey var, bir sıkıntı var. Yani bu dinin, dilin diyelim, kutsal kitabımızın dili Arapça. Dini ilimlerin şeyi bu. Anahtarı bu. Bu anahtara sahip değil ki Türkiye'de. Böyle bir kurum yok bir kere. Çalışan mesela İran'ın davet cemiyeti, tebliğ cemiyetleri var. Böyle mollaların kurduğu. Evet, ciddi olarak. Türkiye'nin böyle uluslararası şey gidip, yani Türkiye'nin dibinde başka bir ülkede çalışacak iki tane adamı yok. Peki. Biraz yerli siyasete dönelim. Artık Türkiye 2023'teki vizyona gelelim Mustafa Bey. Ben özellikle bu konuda 25. dönemde milletvekili adaylığı noktasında da bir hizmetleriniz oldu. Genç yaşta dış ilişkilerle birlikte Türkiye bir bilgi olarak da aslında bir fırsattı, ama hakkımızda hayırlısı olsun. 2023 noktasına tekrar gelelim. Bu konuda evet, Türkiye politikaları gerçekten 2023'ü göğüsleyebilecek kadar hazırlıklı mı? Ne görüyorsunuz? Birazdan da seçim gündemine değineceğiz. Seçim gündemiyle birlikte yeni bir oy pusulası değerli izleyiciler hazırladım. Onu da Yunus Usahabipoğlu'ndan briefing olarak da videoyla alacağız. Oradan da bir yorumlamaya çalışacağız. Ne görüyorsunuz? Buyurun, sizden biraz Türkiye'nin 2023 hedeflerini dinleyelim. Ya Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Gezi Parkı olaylarından önce özellikle bizim bir hedefimiz vardı. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi. Şimdi bugün baktığımızda bu hedefe erişebilmek için öncelikle Türkiye'de var olan istikrarlı
iktidar sürecinin devam etmesinin zaruretini görüyoruz aslında. Çünkü istikrarın olmadığı bir yerde yatırım, dış yatırım alamazsınız. Güvenin olmadığı yerde ekonominin bozulması da muhtemel. Aslında seçimlerin erkene çekilmesinde ben bunun da etkisini görüyorum. Ekonomik nedenlerin de etkisini görüyorum. Çünkü Türkiye ciddi bir karmaşanın içerisine itildi. Özellikle son dönemde yapılan dış müdahalelerin etkisiyle. 15 Temmuz tabii bunun miladı değildi ama çok ciddi tetikleyicisi oldu. Türkiye'de sürekli 4 senede 5 senede bir dediğim gibi müdahaleleri görüyoruz yani. E-muhtıra sürecinden başınızı kaldırıyorsunuz. Hemen sizi işte 17-25 Aralık olayı karşılıyor. Onun akabinde Gezi Parkı olayı geliyor. Onun akabinde 15 Temmuz geliyor. Şunu ifade etmekte fayda var. Türkiye 2023 hedeflerine ve 2023'ten sonraki hedeflerine yürüyecekse bunu bugünün gençleri de yapacak. Dolayısıyla Müfit Hocam'ın da Yunus Üstad'ın da bahsettiği gibi Türkiye'de yetişmiş insan kaynağı sınırlı. Neden? Şöyle bir eleştiri getirebilirsiniz bu tezime. Yani çok güzel yurt dışında yüksek lisanslar yapan arkadaşlarımız var, okuyan arkadaşlarımız var. Fakat stabil bir ortamda yurt dışında yüksek lisansların yapılmasıyla Türkiye'nin iş dinamiklerine hakim olmak aynı şey değil. Dolayısıyla bizim kendi içimizden, Anadolu'dan, Türkiye'nin değişik coğrafyalarından çıkan yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bu sadece sosyal bilimlerde değil, aynı zamanda fen bilimlerinde de bizim çok büyük ihtiyacımız. Bizim bu kadroları yetiştirmek için bugünden çalışmaya başlamamız lazım. Bu konuda ciddi gençlik vakıflarının, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını görüyoruz ama hem biraz popüler gidiliyor hem de nakıs kalınıyor iş meselenin temeline inilme noktasında. Ben Türkiye'nin bu seçim sürecini atlattıktan sonra yine ciddi ve istikrarlı bir iktidarla devam ederse şayet önün açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomik tedbirlerin süratle uygulamaya geçileceğini ve dış politikanın da son dönemde rayına oturduğunu görüyoruz. Daha hızlı ve daha süratli ve daha güvenli. Peki bir sorum olacak bu anlamda. Ahmet Davutoğlu döneminden bugüne Mevlüt Çavuşoğlu'na gelecek olursak ikisinin arasındaki fark ne? Ya Sayın Ahmet Davutoğlu çok iyi bir akademisyendi, profesördü. Biz de kitaplarını okumuştuk Davutoğlu hocamızın. Ülkemize başbakan olarak da çok ciddi hizmetleri vardı. Suriye politikası ve dış politika noktasına baktığımız zaman hocamızın akademik camiadan sahaya geçiş noktasında bir takım sıkıntılar yaşamış olabileceğini görüyoruz. Akademisyenlerin bir problemi var. Saha uygulamasıyla ders uygulamalarının arasında çok ciddi bir fark var sanıyorum. O derinlikte de onun dersini almış olduk desek yeri midir? Dediğim gibi yani Sayın siyasete Davutoğlu... Siyasete hedefiniz varsa mayınlı bölgeye girmeyin. Yok yok hiç. Öyle mi? Sayın Başbakanımızın bize o dönemde gerçekten ülkeye büyük hizmetleri olduğu kadar dış politika noktasında da nakıs kalınan durumlar olundu. Özellikle Suriye ve diğer meselelerde. Bu konu mesela o zaman konuştuğumuzda çok ciddi tepkilerle karşılaşabiliyorduk ama bu meselenin acaba başka bir çözüm, siyasal bir çözüm noktası bulunabilir miydi diye sorular akıllara gelmiyor değil. Çavuşoğlu dönemine geldiğimizde Sayın Dışişleri Bakanımızın dönemine geldiğinde Türkiye'nin o dönemde Davutoğlu Hoca'nın döneminde daha çok fikirsel ve teorisel atraksiyonlarda bulunduğunu görüyoruz. Fakat bu dönemde biraz daha aksiyonel hareket aldığını görüyoruz. Nasıl Hollanda'daki ve Almanya'daki konuşturmama olaylarına karşı direkt tepki verilmesi ve oradaki Türklerin örgütlenerek sokaklara çıkartılması aslında Türkiye'nin dış politikada ciddi aksiyonel bir hale geldiğini göstergesi. Enformasyonun iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Hem ondan hem de örgütleyebiliyor. Aksiyonel bir dış politikaya geçtik aslında biz. Özellikle son dönemlerde mesela Rusya'da düşen uçağın krizinin çözülmesi noktasında ve Rusya ile ilişkilerin çok çabuk tamir edilmesi bunun somut örneği. Peki. Aslında Abdülhamit Han dönemindeki dış politikayı da görmüyor değiliz yani. Ne yardan ne serden hani Amerika'yı da çok itmiyoruz. Rusya'yı da çok uzak tutmuyoruz. Ülkenin kendi çıkarları noktasındaki ABC politikası olması gerekiyor. Devletlerin süreçlerde bunu daha da iyi görmüyoruz. Devletlerin vicdanı olmaz. Dış politikası olur diyelim. Evet. Değerli izleyiciler kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Özellikle sıfırda ittifak dediğimiz yeni bir tablo ve şablon üzerinden konuşmuş olacağız. Yunus Usta Habiboğlu bize mümkün oldukça o bilgileri de paylaşacak. Reklam arasına gidiyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2023 hedefleriyle birlikte ben müsaade ederseniz video volde arkadaşlar Yunus Bey'in hazırladığı bir tablo vardı. O tablonun görüntülerini video volde alalım. Onun üzerinden şöyle bir ittifak çalışması vardı. Bu pusula, ittifak pusula çalışması üzerinden. Bunu alabilir miyiz? Evet bunu aldık. Ben Yunus Bey'i de alayım. Şöyle biraz onun üzerinden kafa yorulacak şekilde seçim stardı üzerinden konuşmuş olacağız. Evet Yunus Bey, sizi alalım. Evet tabii. Peki.
burada tabloda şuraya alabiliriz. Bu tabloda bir evet X ittifakları üzerine AB dediğimiz veya XY dediğimiz bir tabloyu çizmişsiniz. Bu tablo üzerinden kısacası ne demek? Başkanlık sistemiyle ilgili, partilerle ilgili ne demek istiyorsunuz? Neden böyle bir tabloya ihtiyaç duydunuz? Buyurun. Şimdi malumunuz ortaokulda bize matematik kavramlarını X, Y olarak ifade ediyorlardı anlayabilelim diye. Onun gibi X ve Y'den başladım. Değerli dostlar, bu X ittifakı ya da Y ittifakı dediğimiz yeni seçim sistemimizde artık ittifak dediğimiz bir oluşum söz konusudur. İttifak yapacak olan partiler yine takvim içerisinde bir protokol ile seçim kuruluna müracaat etmek zorundalar. Onu da istersen Sabri Bey seçim takvimini söyleyeyim. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na en geç 6 Mayıs pazar günü sunmak zorundalar. Sanırım bugün de haberlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi adayını açıklayacağı gün cuma olarak deklare etti. Açıklandı, konuştu. Dolayısıyla en geç pazar günü 6 Mayıs pazar günü hangi siyasi partiler ittifak yapacaklar ise ittifak protokolünü seçim kuruluna bildirecek. Peki bu yoruma geçmeden önce muhtemel siyaseti takip ediyorsunuz. Az çok hangi parti kimlerle ittifak yapacağını da biliyorsunuz. Evet. Bu görünen tabloda kim kimle ittifak yapacak? Şimdi bu bir örnek çalışmadır, örnektir. Ama sanırım da uydu galiba. Yani ben Üfit Bey bunu öylesine biz yaptık. İki ittifak şu an ismiyle konulmuş, kuvvetle muhtemel. Bu ismi de bildirecekler çünkü ünvanları olması gerekir ittifakların. Cumhur İttifakı diye kamuoyunun bildiği sanırım da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Büyük Birlik Partisi de bu arada aynı ittifak içerisinde olacak. Tam olarak açıklayıp açıklamadığını bilmiyorum ama Büyük Birlik varsa bir logo, daha, bir logo tamam. daha gelecek buraya. Peki. Dolayısıyla Cumhur İttifakı dediğimiz iki parti. Bundan sonra iki parti ya da üç parti neyse Cumhur İttifakı yani X ittifakı. Ya burada bir parti daha olacak olursa AK Parti, MHP ve Büyük Birlik olacak. Genel Başkanı Recep Tayyip Peki. Erdoğan, Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkanı Mustafa Destici diye. Yalnız burada tabii bunu siyasi partiler kendi sandık yönetim kurullarına ve müşahitlerine ifade edeceklerdir, izah edeceklerdir. Karıştırılmaması gereken husus şu. Şimdi ittifak yapacak olan siyasi partiler, bu arada bu parlamento oy pusulasıdır. Yani milletvekili genel seçim. Milletvekili genel seçim için Cumhur İttifakı dediğimiz şey değil yani. Burada iki konuyu işlemişsiniz. Birisi Cumhur İttifakı, evet bir şemsiye koymuşsunuz. Bu burada muhtemelen şu şekilde kare şeklinde olacak ama ben bir çapı oluşturmak adına böyle bir şey yaptım. Burada üç tane siyasi parti örneğinden biraz bahsedelim. Evet. AK Parti olacak. Milliyetçi Hareket Partisi olacak, Büyük Birlik Partisi olacak. Bu X ittifakı dediğimiz bir çalışma. Kamuoyunda Cumhur İttifakı olarak Peki, bilinen ittifak. Cumhur İttifakı. Şimdi bu Cumhur İttifakı'nın içerisinde Cumhur'da oy pusulası içerisinde evet Sayın Cumhurbaşkanı'na, mevcut Cumhurbaşkanımıza oy vereceklerini ifade ediyorlar. Bu ittifak bunun için. Doğru mu? Tam öyle değil. Sayın Bey, bu oy pusulası dediğimiz, tekrar ediyorum. Genel seçim. Genel seçim. Milletvekili yani seçimleri. Milletvekili seçim. İhtiva eden bir pusuladır. Tamam, onu biliyoruz. İzleyicilerimizin anlaması açısından tekrar soruyorum. Diyorum ki Cumhur İttifakı'nda 3 parti birleşti. Birleşti. Çatı adayı için Cumhurbaşkanı. Doğru mu? İkinci, o ikinci mesela, oy pusulası. Sabri Bey, o ikinci yok. Bir mesele. Tamam. Bu şu an parlamento. Bu parlamento. Anlıyorum. 600 milletvekilinin tamam. Meclise seçilmesiyle seçilebilmesi değil. İçin evet. Bir araya gelen siyasi partilerin durumunu ihtiva ediyor. Peki o zaman şu soruma cevap verin. Bu parlamento seçimleri içerisinde Cumhurbaşkanlığı ittifakıyla başlayan ve partilerin de birbirleriyle koalisyon yapacak şekilde bir seçime gidiyoruz. Olumsuzlukları nelerdir diye size soracak olursa. Anlatayım. Neyi özetlersiniz? Şimdi öncelikle yani sehven yapılabilecek hataların önüne geçmek için şunu ifade etmek zorundayız. Parlamentoya göndereceğiniz milletvekilini seçebilmek için hangi partiliyseniz öncelikle o partinin
şu gösterdiğimiz kısmına oynuyorsunuz. Mühürünü vuruyorsunuz. Atıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yazacak. Tamam. Milliyetçi Hareket Partisi. Hı hı. Yani her ikisine vurduğunuz zaman her ikisine vermiş olmuyorsunuz. Geçersiz bir oy kullanmış oluyorsunuz. Yani ikisine, sonuç şu. Evet. Diyelim ki İstanbul 1. bölgede sanırım yeni milletvekili dağılımıyla 35 milletvekili çıkaracak. Evet. 35 milletvekilinin seçileceği bölgede ne kadar oy alırsa o kadar milletvekili çıkaracak. Milliyetçi tamam. Hareket Partisi ne kadar oy sıfırda alırsa... Sıfırda ittifak mı deniyor? Oraya buraya geleceğiz. Peki. Sıfırda ittifak buraya geleceğiz. Şimdi sıfır ittifakı dediğimiz yani muhalefetin dile getirdiği ittifak AK Parti için geçersiz bir ittifak değil. Çünkü kendisi halihazırda barajın çok çok üstünde bir parti. En son tek başına iktidar olmuş bir partidir. Dolayısıyla onun için bu söz konusu değildir. Sıfırda ittifak seçim kurulunun en son 11 partinin seçime girebileceğine dair açıklamasından sonra bazı partiler malumunuz Büyük Birlik Partisi gibi, Saadet Partisi gibi, Hüdapar gibi, efendime söyleyeyim isimlerini de burada söyleyelim, Demokrat Parti gibi, İyi Parti gibi, Vatan Partisi gibi partilerin baraj sorunu vardı. Evet. Bu baraj sorununa takılmadan seçime girebilmesinin formülüne dair muhalefetin ortaya attığı bir durumdur. Oraya da sıfırda ittifak. Hı-hı. Ne demek bu? Daha önce %10 barajını geçmeyen hiçbir siyasi parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter gönderemiyordu. Bunun önüne geçmek için yani bu son anayasa değişikliği yani 16 Nisan referandumu esasen bir halk devrimi olduğunu sonuçları itibariyle de meclisin bundan sonra çok renkli bir meclis olabileceğini gösterebilir. Söz gelimi bu farazi bir durumdur. Dört tane partinin birleştiğini varsayalım. Bak burada atıyorum Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti. Şu an sanırım böyle bir durumları söz konusu. Efendime söyleyeyim Saadet Partisi. Demokrat Parti. Demokrat Parti. Katabiliriz bir iki parti daha bilemiyorum. Tamam peki. Bunların hepsine, bunlar da bir tane ünvan bulacaklar. Karamazov Kardeşler İttifakı farazi. Diyelim peki. İttifakı olabilir. Bu ittifakta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanırım bir baraj sorunu yok bugün itibariyle. Tamam. Ama o diğer diğerlerine katkısı nedir? Diğerlerinin hepsinin baraj sorunu var. Yani İyi Parti'nin barajı geçip geçmeyeceğini bilemiyorsun. Saadet Partisi'nin geçip geçmeyeceğini bir kestiremiyoruz. Dolayısıyla Vatan Partisi'dir, Demokrat Parti gibi partilerle birleşip şöyle bir çatı altında birleştiklerinde söz gelimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin %20 oy alması durumunda her biri %1-2 de alsa meclise temsiliyet çıkardı o kadar. Şimdi vekil çıkarabilir. Yani peki gelelim püf noktaya. 0-0-1 oy da alsa tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %10 barajı geçmiş olmasından dolayı seni kendisiyle birlikte meclise taşıyor. Kamuoyunda bu tartışılıyor. Televizyonlarda evet medyada çok tartışılıyor. Meslektaşlarımız bunu dile getiriyor ama vatandaş bunu bilmiyor. Anadolu'daki bir vatandaş sıfır ittifak nedir bilmez. Başkanım şimdi gelelim. Ben size Sabri Bey çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Son referandumda 16 Nisan 2017 referandumu az önce bir ifade kullandım. Dedim ki bu bir hak devrimiydi. Ne anlamda hak devrimiydi? Birçok vesayet kurumunun ortadan kaldırılması için yapılmış bir hak devrimiydi. İki, yıllardır Türkiye'de tartışılan temsilde adalet sorununu ortadan bu vesileyle kaldıran bir durumdur. Yani bu açıdan eğer 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğini halka çok iyi ifade edebilse idik, emin olun %75-80 bir evet oyuyla çıkacaktı. İfade çok edemedik. Net. İfade edemedik. Parti teşkilatlarını kendini ifade edemedi. Yani bunu neye göre ifade edeceksiniz ki? Bilmiyorum ama ifade bilmediler edemedik yani. Ama peki. Ama anlatamadılar yani. Onu açıkça bir özelleştir olarak söyleyelim. 18 evet. Maddenin içerisinde Türkiye'nin sırtında kambur haline gelmiş vesayet kurumlarının ortadan kaldırıldığı gerçeği söz konusu. Anayasa Mahkemesi'nin durumu, MGK'nın durumu, birçok HSYK'nın durumu gibi. Bunların yanında bir de %9.9 oy almış bir partinin meclise girememe sorunu vardı. İşte bu onun çözümüdür. Yani bu aynı zamanda temsilde adaleti de bir şekilde tesis eden bir durumdur. Bu AK Parti için yani iktidar partisi için ayağına kurşun sıkma olarak değerlendirilebilir ama demokrasi için kaçınılmaz bir durumdur. Yani %2 oy almış bir partinin meclis dışında peki, kalması hataydı. İttifak yapmak isteyenler Cumhurbaşkanımıza, Yunus Bey, Cumhurbaşkanımıza ya, bu ittifakların oluşumuyla bu parlamentonun çok zengin olması veya doğru bilgiyi anlatılıp bu risk analizi üzerinden bir bilginin paylaşıldığını tahmin edebilir misiniz? Sanırım çok iyi paylaşıldığını sanmıyorum. Lakin şöyle bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı çok kaliteli, çok değerli danışmanları olduğundan da şüphe etmiyorum. Ama
şu tablo karşısında ittifak yapabilecek partilerin, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, halihazırda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Tamam. Üç partili ittifak edeceğini varsayalım. Bu partilerin ittifakla birlikte meclise taşınacağını, belki bugün... Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi baraj altı diyoruz. Belki baraj altıydı. Peki Büyük Birlik Partisi baraj altı kesin diyoruz. Kesin baraj altıydı. Peki. Yani örnek verecek olursak, AK Parti'nin baraj sorunu yok. Yok. Bu iki partinin bu ittifakta olmasının parlamento seçimlerinde AK Parti'ye katkısı ne? AK Parti'ye parlamento seçiminde bir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. Ama İzleyicilerimiz anlasın diye biliyoruz. Çok güzel. Hiçbir katkısı yok fakat nerede katkısı var? Cumhurbaşkanlığı. Burada Cumhurbaşkanlığında bir katkı sunuyor. Çünkü diyoruz ki biz bir ittifak yaptık. Bu ittifak sonucunda yani özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın temel tezi şuydu. Biz burada ittifak edersek Cumhur'un kendisine de ittifak edeceğiz. Bu bir sözdür ama bu sözü hiçbir siyasi parti kendi tabanına çok iyi izah ettiklerini ben sanmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. 24 Haziran akşamı iki tane pusula kullanacağız değil mi? Birisi Cumhurbaşkanlığının seçimine. Bir de genel seçim. Biri de işte şu parlamentoya. Kişi örnek veriyorum yani sakın seçmenlerimiz yanlış anlamasın. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verir. Kendi partisidir. Cumhurbaşkanlığında X bir şahsa verebilir. Yani ne kadar bunun teminatını alabiliyor Cumhurbaşkanı? Oradan bilemiyorum. Yani herkes kendi partisinin... Sadece kendi liderine göre saygı duyduğu talimat üzerine bağlı. Verip vermeyeceği Allah bilir. Bu bir evet. Etik savaşıdır. Yani genel başkanlar kendi tabanına sahip çıkmak zorundalar. Kendi tabanına bunu iyi izah etmek zorundalar. Peki. Bizim bir baraj sorunumuz vardı. Bu baraj sorunu bu ittifakla çözülmüş ise eğer biz ittifakın diğer ortağının da siyasal düşüncesini öyle ya da böyle benimsiyoruz. Kendisine yani o ittifakın içerisine çıkmış olan Cumhurbaşkanı'na da oy verilmesi gerektiğine dair etik bir durum söz konusu. Gelelim ikinci buna plana. Ne kadar uyar o taksit. Ortada bir ahit var. Akit var demek ki. Akite sadakat noktasında. Akite sadakat noktası tartışılıyor. Siyaset tarihinde sözleşme, sadakatlerin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Tek Güneş Moteli olaylarından tutun birçok yerde burada bu karşımıza çıktı. Burada tek sözleşme nerede var? Peki. O da ittifakların yapılmasında siyasi partilerin hangi isim adı altında ittifak yapacakları evet. Kaç partinin ittifak yapacaklarına dair seçim kurulu olumsuzluk üzerine tekrar gelelim. Bu muhalefetteki veya %1, %3, %4 dediğimiz çoğul bir siyasi sistem var. Ama bir tanesi var ki işlerinde ana muhalefet lideri şemsiyesine 7 partiyi veya 5 partiyi aldı. Evet. Dolayısıyla o partilerin tamamı da Cumhur İttifakı'nda kendi adaylarına verdiler. Evet. Genel seçim ve parlamentoda da herkes kendi partisine oyunu verdi. Evet. Örneğin Hüdapar diyelim ki %3 oyu var kendi partisine verdi. Saadet Partisi %1 var kendi partisine verdi vesairesi. Karşı muhalefetin toplam oy oranı partilerine göre işte Cumhuriyet Halk Partisi %25 aldı. Diğerleri de %3, %7, %4 gibi aldılar. Toplamda 15 aldığını. Bu o %2, %3 vekillik noktasını nasıl parlamentoya getiriyor? Onun üzerinden biraz şimdi açıklama bu, alalım. Tabii teknik bir kavramdır. Yani illere göre yapılan 600 milletvekilinin dağılım hususu var. Evet. Oradaki oy oranına göredir. Yani %10 barajı gelimi, geçen kota. Söz değil gelimi, mi? Söz gelimi Bingöl'de 3 milletvekili çıkarılıyor. 3 milletvekili ikisi AK Parti, biri de HDP'nin vekiliydi. Bu seçimde mesela Bingöl nasıl bir tavır tutunacak? %55 farazi AK Parti'ye verdiğini. Diğerleri de kendi arasında eşit yani atıyorum İYİ Parti ya da HDP eşit oy aldıklarında bu durumda 1-1-1 şeklinde düşmüş olacaktır. Yani senin %55 almanın çok bir kime terbesi olmayacak. Neden? Böyle bir durum söz konusu. Çünkü orada %10 barajını zaten geçmiş oluyorsun. %10 barajına takım çok oluyorsun. Çok oy alman da bir şey ifade etmiyor. Önemli olan karşı tarafı baraj altı bırakma. İstanbul gibi yerlerde sıkıntı var. Yani çok büyük seçmenin olduğu yerlerde temel sıkıntı. Yani 150 bin seçmen alma mecburiyeti söz konusudur. Söz gelimi barajı aşmış olsa dahi buradaki bir oy oranına göre İstanbul'da farazi diyorum
%50'ne değil de 150 bin seçmene ulaşamadığı için İstanbul birinci bölgeden vekil çıkaramayacak. Ama başka bölgelerden çıkarmış olacak. Ha, küçük illerde bu daha şanslı olduğu anlamına tabii, gelir. Küçük illerde peki, daha şanslı. Peki toparlayacak olursak? Sonuç şu. Seçmenin dikkat etmesi gereken bir kere gönlüne geçen partiyi kesinlikle verecek. Aynı zamanda bu ittifakın Karamazov Kardeşler İttifakı'na her birine oy vermek. Karamazov Kardeşler dedim ama ünlü Dostoyevski'nin eseridir. Ben bu anlamda esasen güzel bir isim bulmuşum kendilerine. Edebiyatçı yönünüz de var. Hafızlığın yanında onu da biliyoruz. Evet, peki. Yarın böyle bir ittifak ile başvururlarsa patenti benimdir. Onu da bilsin. Peki. O yaraması kardeşleri de burada biz yine iyi bir tabloyla almış olalım. Ama Cumhur İttifakı'nın Mustafa Bey bu tablo üzerine söyleyeceğiniz bir şey var mı? Üstadım çok güzel ifade ettiler. Şunu vurgulamakta fayda var. Birincisi bu milletvekili genel seçimlerinin oy pusulası. Biz burada verdiğimiz oylarla parlamento üyelerini seçeceğiz. Diğer oy pusulasında verdiğimiz oyla da Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Üstadın dediği gibi bir seçim bölgesinde mesela atıyorum %1 oy almış bir partiyi düşünelim. Bu tabii ki her seçim bölgesinden gelen bir şey ama misal küçük bir ilde özellikle doğuda veya etkili olduğu bir ilde baraj altı kalabilecek bir parti iyi bir oy aldığı zaman atıyorum bir ilde 40 bin oy bir milletvekili seçtiriyorsa ve baraj altı kalacak bir parti o ilde 40 bin oyu bulmuşsa o milletvekili çıkartıyor bu ittifak sayesinde. Temsilde adalet, yönetimde istikrar, anayasadaki seçim ilkelerine çok bağdaşık bir yapı olacak bu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de dediğimiz gibi çatı ittifakları aday çıkarır mı bilmiyorum ama Cumhur İttifakı üzerinden değerlendirecek olursak zaten Cumhur İttifakı'nda yani milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'na katılan partilerin bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Mevcut Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla MHP ya da BBP ayrı bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı için ben büyük ihtimalle Akit'te sadakat gösterileceğini düşünüyorum ve bu tabloda da öyle tahmin ediyorum ki ilk turda seçimleri kazanacaktır mevcut Cumhurbaşkanımız. Peki Yunus Bey son anlatacağınız başka bir şey var mı? Son bir şey. Özellikle büyük illere dair bir şey vardı. Yani bir büyük illerin seçim tablosunu alabilir miyiz? Oy dağılım tablosuydu değil mi? Esasen o tablo olarak yok Sabri Bey. Peki. Ama şöyle izah edeyim. Söz gelimi Ankara birinci bölge 13 milletvekili çıkarıyor. Milletvekili başına 149 bin seçmen düşüyor. 149 bini geçmeyen bir tane siyasi parti, atıyorum X partisi. İttifak yapsa dahi. İttifak yapsa da burada milletvekili çıkaramıyor. Ama almış olduğu oy oranı totalinde meclise temsil edeceğini ve bu sistemin küçük illerde çok daha yararlı olduğunu onlar için kendilerini ifade edebilirlerse iyi olacak. Peki muhalefet bunu bir fırsat olarak mı görüyor? Hayır. Aslında yani, kendileri için. Fırsatı değerlendirirsek ben size çok başka bir şey söyleyeyim. Yani, peki buyurun oturun. Günlerce Abdullah Gül üzerinden AK Parti oyalamasından anlıyoruz ki muhalefet çok da boş bir iş yapmadığını anlıyoruz. İfade edin başta. Yani hükümetin özellikle AK Parti'nin bu anlamda çok daha farklı bakması gerekirdi olaya. Ama Abdullah Gül'ü öne sürdüler. Benim temel tezim herkes kendi mahallesindeki oylara sahip çıkmak gibi bir duruş gösterecek Cumhurbaşkanı seçiminde. Her bir aday kendi oyuna sahip çıkacak. Alabildiği kadar oy alıp bu meseleyi ikinci tura taşımak isteyeceklerdir. İkinci turda da birleşmesi söz konusu olabilir ama hiçbir zaman bu kadar partinin, bu kadar farklı ideolojinin bir araya gelmesi de Türkiye koşullarına mümkün olmadığından ben özellikle Cumhur İttifakı'nın yani Recep Tayyip Erdoğan'ın başını çekeceği ittifakın liderinin ikinci turda büyük bir hezimet yaşatacağı diğerlerine inancına sahibim. İkinci tura şans kalır mı? İkinci tura kalma ihtimali var çünkü bugün sanırım Temel Karamollaoğlu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Cuma günü açıklayacak. HDP sanırım onlar da Beşiktaş'taki parkta açıklayacaklarmış Cuma günü. Yani yavaş yavaş açıklıyorlar. Onlar kendi adayları zaten Meral Akşener açıkladı. Evet. Transfer olan milletvekilleri sayesinde o da. Burada bir soru soracağım ben size. Bununla birlikte bunlar her biri kendi tabirim bu anlamda mazur görülsün. Kendi mahallesindeki oylara sahip çıkmaya çalışacaklar. Ne kadar oy çekebilirsek AK Parti seçmeninden ya da Tayyip Bey'e sempati duyan insanların oyları ne kadar alabilirsek onu ikinci tura o kadar iyi bir şekilde götürmek isteyecekler. Bu görünüşte
muhalefet açısından iyi bir şey gibi gözükse de ikinci turda muhalefetin ciddi bir hezimet yaşayacağına inanıyorum. Peki, bir sorunuz olacak. Şöyle bir soru soracağım ben üstada. Şimdi CHP'den 15 vekilin geçmesiyle HDP 100 bin, İyi Parti 100 bin seçmen yani bulmadan, imza toplamadan evet. Cumhurbaşkanı adayını göstermiş oldu. Yarışına girebiliyor. Şimdi sizin verdiğiniz örnekteki teoriye göre de çok mantıklı bir teori. Öncelikle kendi seçmenine sahip çıkıp bloklara ayrılacaklar. Evet. İkinci tura kalırsa o bloklar birleşerek Sayın Cumhurbaşkanı'nı tuzak kurmak için önemli orada bir oyun. Şöyle bir soru soracağım ben. Şimdi 100 bin oyu aday bulmadan aday gösteremiyorlar ya. Evet. Diğer ittifaka girecek herhangi bir siyasal parti kendi tabanını orada tutabilmesi için yani bakın bizim kendi adayımız var bizim adayımıza oy verin deyip ikinci tura götürebilmesi için acaba gene bir 15 partilik 15 milletvekillik bir durumda ortaya çıkar mı? Misal Vatan Partisi'ne bir 15 milletvekili götürüp Sayın Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı gösterip Vatan Partisi'ni bir arada hemen, tutmak hemen bir onun cevabını politika vereyim. İzleyebilirler mi? Ben bunu merak hemen ediyorum. Hemen onun cevabını vereyim. Sanırım onun için süreleri kalmadı. Öyle mi? O süre problemi. Seçim takvimini söylüyorum. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak kadrolik başvurularının başlaması 1 Mayıs. Bugün başladı. Son başvuru kadrolik Seçim Kurulu. Evet. Ne zaman son başvuru? Resmen. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin resmi gazete 13 Mayıs'ta kesin liste asılıyor. Daha vakit var. Sayın Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla Cuma günü müracaatıyla ilgili de zaten. Ben çok hızlı EFT yapabildikleri için hani. EFT evet. Yani evet. Acaba dedim hemen bir gün içerisinde 15 işte, parti transfer buna olur. Gerek kalmıyor. Bakın CHP, İYİ Parti, HDP. Kendi adayını gösterecek zaten. Ve de Temel Karamollaoğlu, Temel, Saadet Partisi. Ben sanırım şeyle imzayla girecek. 100 bin imzayla girecek. Diğer partilere de böyle bir şey gerek yok. Zaten onlar meclise temsil ediliyorlar. Dolayısıyla bunlar yeterlidir. Yani hani kendi tabirimi tekrar mazur görün. Mahallesindeki oylara sahip çıkma noktasındaki o presi yapmalar noktasında 4 tane başka aday. 4 aday üzerinden yürüyecekler o zaman. 4 adayın üzerine yürüyebilirler. Belki de şey de çıkabilir. Başka biri de çıkabilir. Özellikle İşçi Partisi'nin lideri neydi ismi? Perinçek. Vatan Partisi. Eski İşçi Partisi. Onun da böyle bir çalışması vardı. Olursa o da. Fakat burada olur ya, hakikaten işi ikinci tura taşırlarsa ne olur? Taşıma ihtimali var mı? Eğer kendi tabanlarını ikna edebilirlerse ki ikna etmek için tek bir argümanları vardır. O da biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yani içerideki liderin deyimiyle başkan yapmayacağız, yaptırmayacağız. Bunun için herkes bize oy versin. İkinci tura taşıyacağız, ikinci turda birleşeceğiz gibi bir tezi ileri sürüp ve bunu seçmeni ikna ederlerse bu işi oraya taşıyabilirler. Ama ikinci turda ben gösterecek adayın... Herkes boyun ölçüsünü alır mı? İkinci turda çünkü en fazla oy almış olan iki kişi yarışacak. Söz gelimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı en fazla oy aldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterebileceği aday kim olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan karşısında. Zaten kesinleşmiş aday üzerinden gidiyor. İkinci Müslüman bir seçeneği Kürtleri yok. İkna edebilecek mi? Muharrem İnce örneği üzerinden Mütlüğü gidelim veya İlhan Kesici örneği üzerinden gidelim. Şimdi ikinci tura kalmış bu iki şahıstan herhangi birinin muhalefetin adına bile aday olması yeterli bir cevaptır diye düşünüyorum. Değil mi? Üzerine tartışmaya bile gerek kalmaz. Şu konuda fikrim sabit. Şayet Cumhur İttifakı'nda fire verilmezse ben ilk turda çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ben daha önceki yayınlarda bu görüşümü beyan ettim. %53-%55 dedim ama ben de aynı kanaatim. Şey 52 gibi. Peki. Müfit Bey siz çok dağıldınız. Biraz da dinlendiniz. Evet. Seçimler üzerine genelde araştırmacı yazarsınız ama seçimler üzerindeki özellikle Doğu ve Güneydoğu HDP tabanının bu süreçte bir sessizliği var. Yine bir takım karanlık odaklarla sürprizler ilgili. Olabilir. Sürprizlerle ilgili bir çalışması var. Olabilir. Peki. Yani burada ne yapmaya çalışıyor desek size HDP neyin peşinde? HDP biraz susarak işi etmeye çalışıyor. Böyle masumiyet mi? Evet. Biraz susarak. Biraz daha yani sanki böyle dışarıdan aldığı sözler mi var? Çünkü birileri bir organizasyonun içerisine sokmuş olamaz mı? İşte onu diyorum yani. Sözler dışarıdan aldı. Avrupa olabilir. Başka fiiller olabilir. Burada sağ gösterip sol vurmak vesaire gibi bir şey olabilir, durum olabilir. HDP kendini biraz hani rolantiye almış gibi gözüküyor ama burada şöyle bir durum da var. Şimdi bu
Cumhur İttifakı'na, yani Milliyetçi Hareket Partisi ile olan AK Parti'nin ittifakına bölge halkı sıcak bakıyor mu, bakmıyor mu orası? Hı hı. Yani ne kadar bazı kimseler milletvekili adayı olmak için başvurduysa da bile sürprizler olabilir. Yani tersi de olabilir. Şu anda böyle bir belirsizlik o bölge açısından hakim. Peki. Çünkü yani bu şeyi bir de referanduma rağmen yani şimdi bir, geçen yılki referandumda bölge halkından ciddi bir teveccüh görüldü. Bölge halkı referandumun lehinde önemli oranda bir oy artışı oldu. Çok ciddi bir oy artışı oldu o anlamda. Fakat bunun görülmeyip biraz milliyetçi söylemlerin daha da yükseltilmesi ve bu milliyetçi söylemler üzerinden bölge halkının incitilmesine yönelik söylemler. HDP bölgede tansiyonu tekrar yükseltir mi sizce? Şu an için yükseltmez ama şöyle bir şey, seçimde sürpriz yaptırtabilirler. Böyle bir şey içerisinde olur. Ne olabilir o sürpriz, daha açık konuşacak olursak? Yani şöyle söyleyeyim, diyelim işte AK Parti kendine göre bölgede etkin adaylar da gösterebilir. Ama buna rağmen diyelim mesela ters tablo ya şey ettirilebilir. O konuda sanıyorum AK Parti'nin çok ciddi bir hazırlığı yok gözüküyor. Hı hı. Yani şöyle bir şey AK Parti düşünüyor. Bölgede bu Milliyetçi Hareket Partisi ile olan ittifak ve son 70 son aylarda özellikle Barzani'nin işte bağımsızlık ilan etme falan teşebbüsünün karşı olan tutumun getirdiği atmosfer. Hı hı. O atmosferden dolayı oluşan yani bir diyelim bir kırgınlık oluştu, bir şey oluştu, evet. Bu şeye rağmen. Bu ne sonuç verebilecek? Yani şimdi AK Parti şunu düşünüyor, işte AK Parti'de hakim olan şey şu, bunlar sandığa gitmeyecek, sandığa gitmemeleri de herhangi bir sıkıntı oluşturmaz tarzında, hı hı, bir şey var. Ama burada Milliyetçi Hareket Partisi'ne kadar oy getirecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin referandumda hani mesela desteği ne kadar oy getirdi? İç Anadolu'da getirirken Doğu'da kaybettirecek mi? İşte mesela bütün bunlar... 91'deki örnek gibi. Evet, 91'deki örnek çok travmatik bir örnekti, trajik bir örnekti. O örneği bizzat bölgede yaşadım ben. Geçtiğimiz günlerde hocam ben bu konuyla ilgili gündeme gelen bir konu oldu. Onu da izleyicilerimizden paylaşmıştım. Yeni Akit.com'da da yayınlandı. Gündemde oldu. Televizyonda da canlı yayında açıkladık. Şimdi SHP'nin 90 yılındaki 89 ittifakını biliyoruz. Evet. SHP ile dönemin depleri birlikte ittifak yapıp seçime gitmişlerdi. O seçim sonucunda da onları kendi bilgisinden aday gösterdi. Evet. Aday gösterdi. Bir ittifakla meclise geldiler. Şunu hani... açık söylüyorum. Eğer, hı hı, o dönemde Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ittifakı olmasaydı, hı hı, tamamı Refah Partisi'nde olacaktı. Evet. Çünkü yani böyle bir çalışma var. O bölgede belediyelerin kaybedilmesi hemen akabinde. Ve işte o depli milletvekillerinin biri seçilir miydi, bir tane seçilebilir miydi, seçilemez miydi, o bile şüpheliydi. Bir tane çıkarabilirler mi? Onun realize edilmiş halini, hani siz şeyle konuşuyorsunuz, real halini belediye seçimlerinde gördük. Refah Partisi kaybetti Doğu'da. Hemen o ittifakın kabinindeki belediye seçimlerinde. Hayır, ittifaktan sonra kaybetti. İttifaktan sonra kaybetti, onu söylüyorum. Tamam işte o mesele o. Yani real halini anlatmak açısından. Real hal eğer ittifak olmasaydı Milliyetçi Çalışma Partisi ile Refah Partisi'nin bölgedeki oy olanı %80'lerde gözüküyor. Gene belediyeleri kazanacaktı. Tabii. Bitsin hepsini. Ama Diyarbakır falan kaybetti mesela. O şimdi burada Ahmet Bilgin var. Burada böyle bir durum var. Burada şöyle bir şey yayılıyor. Sosyal medya aracılığıyla dindar Kürt'e bile güvenmeyin. O bile gizli HDP'lidir tarzında. Belli çevreler müthiş bir propaganda yapıyor. AK Parti tabanlığı. Ya bu da aslında Müslümanları rencide ediyor açıkçası. Aha, böyle. Yani her Kürt aslında böyledir. Ümmetçi görünümlü, dindar görünümlü Kürtlere de güvenmeyin tarzında. Ya bu ülkede şöyle bir sıkıntı var Mustafa Bey. Siz de bölgenin insanı olarak da ben size sormak isterim. İşte şunu diyorum, bu AK Parti'yi vurur. Evet. Yani AK Parti'nin bu konuda çok ciddi bir dikkatli olması gerekiyor. Şimdi bu AK Parti'yi bölgede sıfırlar.
bu nosyonu yaymak, bu nosyonu birilerin tarafından dayatılması, özellikle AK Parti tabanına yönelik olarak yayılması AK Parti bölgede tamamen sıfırlar. Haziran seçimlerinde gördük bunu. Çok ciddi bir provokasyon. Ya. Gezi Parkı sürecinden sonra, Haziran'dan sonra Diyarbakır'da falan milletvekili çıkarma noktasında ciddi sıkıntılar yaşamış. Evet, %15 şimdi, dolayısıyla, %13 gibi. Evet, iyi anlatılması lazım. 7 Haziran tamamen bir şeydi aslında. Milletvekili adayları belirlemesi tamamen bir projeydi. Onu belirleyenler bir proje doğrultusunda onu belirledi. Ama yani bir faciaydı. Şimdi siz Diyarbakır'daki 1 Haziran seçimlerine bakacak olursunuz. 1 Haziran diyorum işte. 7 Haziran seçimlerine bakacak olursanız Diyarbakır özelinden de az çok biliyorum. Orada da koordinasyon başkanlığı yaptık vesairesi, bir takım çalışmalarımız oldu. Şimdi Diyarbakır'da ilginç bir şey var. Diyarbakır'ı halkın içerisinde kimseyi getirip aday göstermiyorsunuz. Bir iki tane sekme aday gösteriyorsunuz ama Elazığlı, Siirtli, Bingöllü insanları getirip Diyarbakırlıların başına koyuyorsunuz. Eski Kalkınma Bakanı da oradan gösterdi. Bir çok tepki göğüslemek zorundasınız. Normal. Neden? Diyarbakırlı kendisini temsil edemiyor mu? Yani liyakatın konusunda yetersiz midir getirip oraya koyuyorsunuz? Veya Diyarbakır sonradan toplama bir büyük şehirle dediğimiz sanki İstanbul, İzmir, Ankara özelindeymiş gibi bakmak bölgeyi gerçek ve realde okumamak anlamına gelir. Bu konuda oradaki insanlara da bence hakaret niteliğinde bir şimdi burada, siyasi akıl olarak da davranıldığı söyleyeyim. Bölgede bir sürpriz olabilir. Hı-hı. Burada birkaç denklem var görülmesi gereken. AK Parti'nin dayandığı %60'lara vuran muhafazakar kesim. %60'la 65'lere dayanan bir muhafazakar kesim var. Onun içine dayanıyor genellikle. Hı-hı. Fakat burada birkaç tane hamle var. Şimdi mesela İYİ Parti nereye gidiyor, dayanıyor? İYİ Parti şöyle Balkan Rumeli kökenliler üzerinden hesap yapıyor. Yani ama İYİ Parti sadece oradan hesap yapmıyor. Mesela Bingöl'e, Bitlis'e, Diyarbakır'a baktığımızda ortanın ilginçtir. Oradaki ana feodal yapıda. Ana omurgasını oraya dayandırmak gibi bir şey var alttan alta. Bunu biliyoruz. Şimdi bu ne yapar? Bu şimdi bir yandan MHP'den oy alır, CHP'den oy alır. Hı hı. Birçok eğilimden alıyor. Ha, AK Parti'den ne kadar oy alır işte bu anlamda. Hı hı. Bu burada da söz konusu. Şimdi eğer diyelim Rumeli oyları o tarafa gitse farz edelim. Kürt oyları da sürpriz olsa veya bilmem başka oylarda bu anlamda böyle bir şey olursa o zaman AK Parti veya diğer ciddi yere alır. İşte ne olur? Şimdi burada bir sürü şey var, denklemler var. Bu denklemlerin hepsinin evet şey tamam. Türkiye'deki ana muhafazakar ana omurga üzerine dayanıyor. Bunu seçmiş. Bu tamam, bu doğru bir şey. Ama bunun dışındaki faktörlere baktığımızda başka faktörler dışarı çıkıyor, şeye çıkıyor. Açığa çıkıyor. Bu anlamda bir adeta sanki çok çekişmeli geçecek bir seçim ortamı. Riskli bir seçim mi görüyorsun? Çok riskli. Her bakımdan riskli. Peki az önceki seçim tablosuna baktığımızda sizin oradaki düşünceniz ne? Hayır şu. Yani AK Parti diyelim. Şimdi milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasında, koy oranları arasında ciddi bir farklılık olabilir. İşte bak. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan diyelim ilk turda da %51-52 oranında oy alıp şey de bilir. İkinci turda da görebiliyor musunuz Zülfü abi ekranı? Evet. Aha. Az önceki Karamazov Kardeşler İttifakı kurulmuş mu? Karamazov Kardeşler mi? Hayır, tam da. O tabloyu bir daha verelim. Bak onlara açıklama yapmadan biz vermiştik Sabri Bey. HDP. Evet. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP ittifak kurmaya anlaştı. Şimdi deniyor peki, ama ittifakın 4 parti anlaşmışlar. Anlaşma metni hazırlanmış. Bakın Kürtler üzerinde patlama ihtimali yüksek. Ben onu müsaade ederseniz ardı. Şimdi orada da başka. Yok, burada çok ilginç bir tablo oluştu. Biz yayındayken değerli izleyiciler özellikle tabloyu da alabilir miyiz arkadaşlar? Onun üzerinde o Yaramazo kardeşler dediğimiz aslında. Ben Yaramazo diyorum siz. Oraya alın. Yunus Bey o zaman ben hızlı bir şekilde şuraya alacağım. Hemen hocam sizleri de isterseniz alayım üzerinden. Biraz ayakta kalalım mı? Şu 5-10 dakikamızı oradan tamamlayalım. Ben sporcu bir adamım. Müfit hocam sizi de alayım. Şöyle hatta Mustafa Bey sizi de alayım. Peki. O zaman bu tabloda Sabri Bey geri kalan, Cumhur İttifakı dediğimiz. Hocam yani, şöyle alabilirim sizleri. Şöyle. Tamam. Peki.
Evet, şimdi değerli izleyiciler, son dakika gelişmesi olarak aslında yapılan ittifak, biz bu tabloyu çalışırken, daha doğrusu Yunus Usta Habiboğlu bir hukukçu olarak risk analizi noktasında kendisi özel bir çalışma yaptı. Bu çalışmalarla birlikte öyle bir noktaya geldi ki canlı yayın sırasındayken evet ittifakın gerçekleştiğini aşağı yukarı öğrendik. Son dakika gelişmesiyle birlikte. Şimdi risk dediğimiz aslında karanlık bir odak var. Bu karanlık odak ciddi çalışmış, ödevini de çok iyi çalışmış. Bugün Saadet Partisi, İyi Parti, CHP ve HDP bir çatı açısından birleşti. Belki Vatan Partisi de, belki ÖDP de birleşecek ama 0.50-0.5 gibi dediğimiz ama %50+1 dediğimizde önemli bir pozisyon. Hayır, onlar artık birleşse dahi baraj sorunları olacaktır. Yani o tür partilerin... Eyvallah ama en azından olacak. Kendileri bir iki tane isim verip parlamentoya da sunabilirler. Yani bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Sizden şimdi biraz detayını alıp ona göre de hemen konuklarımıza geçelim. Buyurun. Bu tablo bir şey gösterdi. Ben size onu ifade edeyim. Peki. Bu Karamazov kardeşlerin temel iddiası parlamentoya ele geçirmektir. Cumhurbaşkanını istemiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla parlamentoda olabildiğince güçlü olmak, yani 600 milletvekilinin, yani kanun çıkarabilmek için 301 milletvekiline ihtiyaç vardır. Söz gelimi Cumhur İttifakı'nın 301 sayısına ulaşamaması durumunda kanun geçiremeyecek. Bunlar muhtemelen parlamentoda bu ciddi ezici çoğunluğu elde ederek Cumhurbaşkanı bu anlamda köşe sıkıştırmak isteyeceklerdir. Çalıştırmaz duruma getirmeye çalışacaklar. Ama bu Cumhurbaşkanı'nı çalıştıramaz duruma getiremeyecektir. Türkiye'nin yararına olan kanunların geçememesi durumunda bunlar eksi hanelerine yazılacaklarının da farkında değildir. Yani bir öfkeyle, bir kin ile, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan bir düşmanlık ile bir araya gelmiş olmalarının parlamentoda onlara bir yarar sağlamayacağını şimdiden söyleyelim. Handikap oluşturacağını söyleyelim. Evet. Türkiye'nin en temel sorunu neydi? Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan, yani Osmanlı-Türk anayasal gelişmelerinin temel problemi şuydu. Parlamenter sistem tıkanmıştı, yürümüyordu. Yani bu yürümemezlik sonuç itibariyle özellikle 1982 anayasası ile birlikte iki başlı bir sistem getirmişti. Yani hem cumhurbaşkanlığı, sorumsuz bir cumhurbaşkanı güya, ama bir sürü sorumluluğu olan, bir sürü yetkisi olan ve hiçbir sorumluluğu olmayan, yetkisi olan ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir yapıyı getirmişti ve parlamentoyu tıkıyordu ikide bir. Bunun önüne geçebilmek için bu sistem getirildi. Bu muazzam bir sistemdir. Cumhur sistemi dediğimiz, yani kendimize özgü bir sistemdir. Ne yarı başkanlıktır, ne tam başkanlık sistemidir. Tam bu ülkenin, efendime söyleyeyim, insanlarına has bir yapıydı. Şimdi bunlar kendilerince parlamentoda üstünlük sağlayarak yürütme organının başını, yani cumhurbaşkanını engellemek, onun iş yapmasını bloke etmek gibi bir dert peşindeler ki bu tutmayacaktır. Böyle bir şey yapmaları durumunda Cumhurbaşkanı'nın da eli armut toplamıyordur. Çıkacaktır halkın karşısına. Böyle bir yasa talebim vardır. Geçiremiyorlar gibi bir durum söz konusu olacaktır. Yine altta geçen son dakika bilgisi, ittifak anlaşmasına gittiklerinin ilanı da söz konusu. Bu arada arkadaşlar, ittifak ünvanı var mıdır? Çünkü ünvanı sanıyorum varsa, o ünvanı daha vermemişlerdir ama milletvekili seçimlerinde mi yoksa milletvekili cumhurbaşkanı? Milletvekili ve cumhur seçimi ikisini de işte orada, hayır cumhur seçim üstad, cumhur seçimi olamaz çünkü cumhur seçimine dair adaylarını açıkladılar. Saadet Partisi açıkladı. Peki o zaman milletvekili. Parlamentoyla alakalı. HDP açıkladı. Peki. Yani, söylediğimiz şey. Cumhur olarak Diyarbakır'da açıkladı. Selahattin Demirtaş. O zaman soru çok iyi anlaşıldı. Ben şunu sormak istiyorum. Yunus Bey, izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi açısından şuraya, sıfırda ittifak dediğimiz konu devreye girdi. Evet, doğru mu? Girdi. Peki HDP baraj altı oluyordu. Olabiliyordu. Kendini teminata aldı. İyi Parti kendini teminata aldı. HDP kendini teminata aldı. Saadet. Bir de Saadet Partisi kendini teminata aldı. Evet. Burada seçimin özellikle %10 barajının altında kalacak olan 3 parti kendi cephesini parlamentoda temsil etmek için bunu AK Parti'ye kaymaması adına böyle bir rolü üstlendiğini görüyoruz. Şimdi, doğru mu? Eskiden şöyle bir şey vardı. Üstad daha iyi bilir, daha iyi analiz edebilir. Ya oyun boşuna gidecek,
vermeyeyim diye düşünüyordu. Bu sefer oyun boşa gitmeyecek diyecek ve gönlündeki partiye gidip oyunu verecek. Burada bir düzeltme yapalım. Bu arada ben bir bilgi paylaşmıştım. HDP değil Demokrat Parti olacak. Onu da düzeltiyoruz. Yanlış anlaşılma sebep olmaması. Dışarıda evet, dışarıdan konuşulan şekliyle HDP değil. Bu çatıda zaman, HDP yok. Yine dört partili bir. Yine dört parti. İttifak Demokrat Parti. Ha, Demokrat Parti'nin yüzde kaç oyu var tartışılır. O ayrı bir şey. O da 100 bin civarıydı galiba. Hı-hı. O da kendini bu şekliyle garanti meclise taşımış olacak ama kaç milletvekili taşıyor evet. Onu bilemiyoruz. Müfit Bey. Ya da değil. Şimdi HDP bu tabloda yok. HDP bu tabloda yoksa HDP şuradadır. HDP o zaman bölge üzerine yüklenecek bölgenin bağımsız adaylarla mı girer? Hayır, parti yok, hayır, parti zaten kendi blok olarak. Hayır. Şimdi örneğin kendisinin risk baraj altı görüyor veya buna karşı tedbir olarak daha önceki seçimlerde uyguladığı bir taktik vardı. Hayır, şunu diyecek. Bakın bu kadar ittifak var. Hı-hı. İttifaklar içerisinde ben yokum. Hı-hı. Ben ayrıyım. Ey Kürt bana yönel diye şey etmeye çalışacak. Orada ırkçılığını mı öne alacak? Irkçılığı öne alacak o zaman. Peki önümüzdeki süreçte o zaman bir risk olarak bölgeyi tekrar bir de şey, tansiyonu yükseltebilir mi? Üstad mazlumiyetini de dile getirebilir. Yani çok getirir ve bu konuyu gündeme özellikle getirir. İçerideki şeyden. Özellikle üzerinde. Yani bu daha şey yani 3 tane ayrı bir kutuplaşma olacak. 3 tane kutuplaşma olacak. AK Parti, MHP ve diğer partiler ve bir de HDP vesaire olacak. O çok daha fazla kutuplaşma getirir. Parlamento için bu. Peki. Üstad bu arada özür diliyorum Sabri Bey. Yani özellikle meydanlardaki dilin ne olacağını da 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. Yani nedir o mesela bu dilde? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi var Cumhuriyet burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İyi Parti var, Saadet Partisi var, Demokrat Partisi var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede taş üstüne taş koymadığını Demokrat Parti kadar bile mi başka parti yoktur. Tamam. Evet. Çok değil iyi. Mi? Evet. Şimdi ne diyecek? Cumhuriyet Halk Partisi bu ülke için güzel şeyler yapacak diye bir dil mi kullanacak? Kendi dilini kullanacak. Veya seçmen buraya ne kadar itibar eder? Seçmen bu ittifakın şurasına bakacaktır. Benim partim Demokrat Parti de meclise girecek, verem diyecek. İyi Parti girecek, verem diyecek. Seçmenin temel Türk kaygısı toplumun, ortadan kalkmış. Türk toplumunun bir algısı var. Bu da AK Parti'nin referandum ile bu millete temsil noktasında getirmiş olduğu radikal ve de devrim niteliğinde bunların hepsi tabii durumdur. Bunların yapılıyor olabilmesi koalisyon hükümeti olmayacağının garantisinin verilmiş olmasının bir mahsuru. Çünkü biz koalisyon gibi bir derdimiz ortadan yok. Ortadan kaldırdık. Ha, başkanlık evet. Sistemi yürütme. Tekrar. Yani evet. Türkiye'de erkler ayrılığı ilkesi Üstad Hukukçu daha iyi bilir ama ilk defa bence yeni işleme başlayacak. Çünkü biz parlamentonun içerisinden bir yürütme doğuruyor ve bunun tarafsız olmasını bekliyorduk. Fakat şimdi yargı, yürütme ve yasama ayrılmış oldu. Çok net bir şekilde ayrılmış oldu. Yani Türkiye'de erkler ayrılığı ilkesi bu seçimde devreye giriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle net bir şekilde ayrıldı. Tuhaf bir ironiden bahsedeyim. Şu blok komple... Cumhurbaşkanı referandumda biliyorsunuz karşı oy kullanan bir bloktur. Yani hayırce bloktur ki artı HDP'yi de dahil HDP. Ama bugün bu referandumun sonuçlarını meyvelerini yiyorlar. Evet. Peki o zaman bu ittifak... Hayır yani şimdi ama referandumda HDP'nin tabanından da evet veren oldu. Evet, tamam. Onu ben bahsedeceğim. Ustad, partinin kendi söylemiyle... Müsaadenizle Mustafa Bey siz konuya değineceksiniz. Buyurun. HDP'yi kastetmiyorum. Eyvallah. Peki. Çünkü buyurun. Yani bu değişiyor. İfade ettiler. Ben de şöyle ifade etmek istiyorum. Tabii ki 91'deki MHP ile yapılan ittifakın ardından Refah Partisi bölgedeki gücünü önemli oranda kaybetti. Hali hazırdaki belediye başkanlıklarında 91 seçimlerinden sonra kaybetti ve bu aslında Kürt siyasal hareketinde bir kırılma noktası oldu. Nasıl? Kürtlerin siyasal temsili yüksek oranda Müslümanların elindeyken, Müslümanlara temayül ederken bir anda seküler ve bir anda... Devlet dindarlarla Kürt siyasi oluşumlarının arasını ayırdı. Evet, peki. Yani seküler ve komünist, yani Marksist bir temsile geçti. Yani Kürtlerin siyasal hareketi Müslümanların elinden dediğimiz gibi seküler ve Marksist bir tabana yayılmaya başladı. Bunun komplikasyonlarını da getirmiş olduğu rahatsızlıkları da bugün görüyoruz. Fakat ben bu seçimde bir şans, yani bir değişik bir tablonun aslında işleneceğini düşünüyorum. Neden? Bölgedeki OHAL sürecinden sonra kayyumların atanması devletin elini bu noktada çok güçlendirir. Neden? Kayyumların yaptığı ciddi hizmetler, belediyecilik hizmetleri aslında burada Cumhur İttifakı'nın önünü açacak. Neden? Çünkü bölgeye... Yansımalarını göreceğiz. Elbette. Bölgede işte efendim belediyeler üzerinden verilen ciddi hizmetler var. Bölgeye yatırım yapılması ve bölgede en önemlisi asayişin ciddi oranda sağlanmış olması
bence bu seçimde bölge insanın özellikle biraz daha olağanüstü hal yasasının devamını talep etmesi, kendilerini huzurlu bulması anlamına evet, evet, geliyor. Bölgede asayiş sağlandı. En biraz önemli. Şöyle yani PKK'nın baskısından kurtulmayı bir şey olarak kabul ediyor. Fırsat olarak görüyor. Ama peki, bunun ötesinde bazı şeyler yani bu da gene şeye bağlı. Hem AK Parti hem diğer şeylerine bağlı. AK Parti'nin kullanacağı dil önemli burada. Kullanılacak her dil yaralayabilir. Evet. Peki. Yani ona dikkat et. Programın lazım. Sonuna gelmişken ben değerli izleyiciler biz özellikle bu tabloyu hazırlarken muhtemel önümüzdeki oluşabilecek riskler üzerine bir tablo hazırladık. Dolayısıyla bu tabloyu hazırladığımız sırada yayın sırası içerisinde son dakika bilgisi olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çatı İttifakı ile birlikte aslında meclis genel daha doğrusu milletvekili seçimi noktasında 4 siyasi parti ile birleşerek örnek vermemiz gerekecek olursa ben sevgili yönetmenimden Y ittifakı üzerinden bir görüntünün alınmasını arzu ediyorum. O da şu: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Şimdi bu 4 parti birleştiği zaman burada AK Parti'ye karşı bir cephe oluşumunu görüyoruz. Bu cephe oluşumunda da %10 baraj sorunu olduğu için %10 barajının altında kalacak 3 siyasi partinin meclise girmesini elde etmek ve AK Parti'ye de bir darbe vurmanın hesabı yapıldığını görüyoruz. Burada parlamentoda evet. Parlamento seçimleri noktasında özellikle buradaki X ittifakı dediğimiz AK Parti'nin çatı ittifakıyla birlikte parlamento seçimleri noktasında AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi son değişiklik olmazsa onu öyle biliyoruz. Üçüncü bir şık daha burada olabilir. Burada Büyük Birlik Partisi %2 %3 oy alacaksa kendi küçük illeri noktasında kendini parlamentoya taşıyacak, seçecek şekilde, taşıyacak şekilde Sivas gibi vesaire bir, gibi tabii, belli. Sivas'ta yani, önemli bir oy oranı alabilir. Maraş gibi bir yerde alabilir. Bazı yerlerde alabilir mi? Alabilir onu. Biz şey yapmak istemiyoruz. Gündeme getirmek istiyoruz veya istemiyoruz. En azından seçim noktasında da insanlarımız üzerinde bir baskı yapmadığımızı açıkça söyleyelim. Kısaca şunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi ve oluşumu içerisinde olan bu dörtlü ittifak sanıyorum önümüzdeki süreçlerde epey konuşulacak ama bu konuşmaların içerisinde biz mümkün oldukça muhtemel ittifakları konuşuyorduk. Bu ittifaklar içerisinde de yayın sırasında tam da Yunus Bey'in çizdiği şekliyle bu tablo karşımıza çıkmış oldu. Yunus Bey son sözü size vermek istiyorum. Buyurun. Son sözüm şu. Peki. Bu tablonun müsebbibi 16 Temmuz referandumudur. Hı hı. Yanlış anlamda söylemiyorum. AK Parti devrim niteliğinde bir yasa getirdi. Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından önemli bir gelişme. Evet. Bunu biz halka iyi izah edemedik. İtiraf edelim. İzah edemediğimiz için de düşük bugün bu ittifaklarla birlikte risk dediğimiz bir aldık. Sürece girdik. Özellikle şu ittifakın başını çeken Cumhuriyet Halk Partisi liderinin şöyle bir beyanatı vardı. Hı hı. Ya Cumhurbaşkanını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekir gibi yani tabiri caizse abuk subuk bir şey söyledi. Zaten burada tarafsız olamaz Cumhurbaşkanı. Mümkün. Bu şu demekti: zaten heybesinde Cumhurbaşkanlığı gibi bir durum söz konusu değildi adamların. Parlamentoda olabildiğince üstünlük sağlamaktı temel niyetleri ve bugün gelinen noktada da AK Parti ve yani Cumhurbaşkanı. Peki izleyicilerimizin iyi anlaşılması açısından da parlamentoda olabilir ki Cumhur İttifakı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçildi, hükümetini kurdu. Parlamento önümüzdeki süreçlerde nasıl bir engel çıkarabilir Cumhurbaşkanına? Yasa çıkarma noktasında sıkıntı yaratabilir ama bu kilitleyebilir mi? Hayır, asla. Bu yavaşlatabilir ancak. Bu model Cumhurbaşkanlığının biliyorsunuz yeni anayasaya göre kararname çıkarma etkisi vardır. Ve Cumhurbaşkanı bu ülke artık hiçbir şekilde iktidarsız kalmayacaktır. Evet. Yani şunu söylüyorlar bugün diyorlar. Yani koalisyon döneminde birilerini artık bugün diyorlar ki bakın peki, siz diyorlar işte bundan sonra koalisyon olmayacak dediniz. Hı hı. Ben koalisyonlar ortadan kalkacak bir sistemden bahsetmiştim. Hı hı. Bakınız koalisyon. Hayır, bu koalisyon değil.
Bu temsilde adaletin de belki bir tezahürü olacaktır yarın öbür gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu açıdan bu bir koalisyon değildir. Koalisyonların Türkiye'de iktidarda olması durumunda sıkıntı yarattığı gerçeği vardı. Yani o banka senin, bu banka benim diye oluşan ittifakların ve böyle iktidar koalisyonların oluştuğu bir Türkiye'nin sıkıntı yarattığı gerçeği söz konusuydu. Bunun önüne geçmiştir. Evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli. Şöyle alalım ben sizi. Şuraya gelelim. Bu anlamda programımızı da kapatmış olalım. Son sözünüzü alayım. Programı da hayli aşmış olduk. Toparlayacak olursak. Ben özetle yani nihayetinde bu bir seçimdir. Vatandaşlarımız elbette kime nasıl oy vereceklerini çok iyi biliyordur ama ben AK Partili bir seçmen, bir yönetici olarak şunu tavsiye ederim. Özellikle parti büyüklerimize kesinlikle milletvekili seçimini 7 Haziran gibi yapmamaları gerekir. Listeleri. Her 7 Haziran travmaydı. Bir travmadır. O travma ortamını tekrar bize yaşatmamaları özellikle gerekiyor. Teşkilat, özellikle teşkilat kademelerinden geçmemiş. Yani teşkilat terbiyesini almamış. Arkadaşların gösterilmesi durumunda dahi iyi bir elekten geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde teşkilat terbiyesini almamış bir vekil tablosu bize sıkıntı yaratacaktır. Ben bütün siyasi partilere de bu anlamda başarı diliyorum. Bu bir demokrasi hareketidir ve Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada bugün az önce Üstad Suudi Arabistan'dan bahsetti. Allah muhafaza yani öyle bir durum. Suriye ortada, İran'ın demokratik durumu ortada. Bu bölgedeki en demokratik yapı olan Türkiye'nin bu haliyle çok daha demokratik bir hale geldiğine dair inancımı derin bir şekilde muhafaza ediyorum. Ben davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Peki. Evet değerli izleyiciler, ben çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Avukat Yunus Usta Habipoğlu, Müfit Yüksel araştırmacı yazar, Mustafa Alpay gazeteci arkadaşımız, aynı zamanda dış ilişkiler uzmanı. Böylelikle Derin Kutu programının sonuna gelmişken ekranlarda tekrar son dakika bilgisi olarak geçiyordu. Biz bir tablo hazırladık. Bu muhtemel risk tablosuydu. Bu risk tablosu içerisinde de yayın sırasında karşımıza çıktı. Karamazov kardeşlerdi değil mi? Peki Mustafa Bey, iyi bir dilek temenniyle sizden kapanış alalım mı? Ya Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Herkes için hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Yani kaosa dönüşmemesi için elimizden geleni bazı şeyleri yapmamız lazım. Yani burada 10 sene sonra, 20 sene sonrasını düşünerek hesap yapmamız lazım. Başkanlık sisteminde daha güçlü olacağımızı ifade edelim. Peki. Yani işte bu gücü pekiştirebilmek için bu konuda öngörüleri, uzak öngörü üzerinden adımların atılması gerekiyor. Evet. Bir başka Derin Kutu'da görüşmek üzere efendim. Hayırlı geceler diliyoruz. Bu arada benim ekibim sağ olsun çok emek sarf ediyor ama İsmail Aydın Bey ve ekibini de tekrar kutluyorum. Son dakika bilgileriyle birlikte bize bu güzel tabloyu hazırladıkları için efendim hayırlı geceler diliyoruz. Efendim hayırlı akşamlar diliyerek başlıyoruz. Bu da şey. Thank you.